Tekrar merhaba. Şöyle ki ben kaydı başlatmam gerekiyordu. Dolayısıyla onu bir öğrenmem gerekiyordu. Tamam. Tamam. Çok. Şimdi dışarıdan gelen arkadaşlar da kaydı başlatmadığımız için girememişler sisteme. Dolayısıyla böyle bir mesaj geldi. Hocam giremiyoruz diye. Şimdi başlatmış olduk. Evet. Şimdi hazır mıyız hocam? Yani arkadaşlar bizi görebiliyor. Arkadaşlar görüyorlar. Şu an 139 kişi var. Ama peyderpey devam edecektir gelmeye arkadaşlar. Katılmaya devam edecektir. Biz başlayalım isterseniz. Tamam. Hocam. Çağatay Bey'i bekleyelim mi? Ne dersiniz? Yoksa başlayalım Çağatay mı? Bey bir toplantısı vardı. Yetişirse katılacak kendisi. Tamam. Yetişemezse Antalya Bölge İK Müdürümüz Erkut Bey'le ve diğer ekip arkadaşlarımızla birlikte devam ederiz. Tamam, Ben evet. öncelikle bir ekran paylaşımı nasıl yapıyoruz hocam? Bir oradan başlayayım da hemen bir konuya girmek istiyorum. Tamam, Ekran tabii ki. paylaşımı nasıl yapacağım ben? Yukarıda bir Fatih Bey yukarıda ekran paylaşımını açın diyor. Oradan paylaşımı açarsanız şey yapabiliyoruz. burası Uygulama penceresi var orada. Chrome sekmesi var. ekranınızın tamamını demiş. Doğru mu? Oradan olması gerekiyor galiba. Böyle de çok ekran gibi oldu ama tam şey yapamadım. Evet. Yani bir tuhaf oldu burası. Evet. Onu da bir öğreneyim ben isterseniz. Hem Olur hocam. uygulamadan Şöyle yapalım. Uygulama penceresi diyelim bakalım. uygulama Bakalım. Yok yine olmadı. olmadı değil mi? Bulacağım hocam, bulacağım. Deneye deneye. Chrome sekmesi. Uygulama penceresi. Heh, buldum galiba bakalım. Heh, bunu göstermek istiyordum hocam. Buldum. Tamam. Tamam. O kusura bakma. Ekranı nasıl paylaşacağız diye soracaktım. Herhalde buldum. Biraz kurcalaya kurcalaya. Tamam. Çok kusura bakmayın. Sizi meşgul ettik ya bu arada. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Tamam. Ben de aramış bulundum. Peki. Tamam. Öğrendik herhalde. Ben o zaman başlayabilir miyiz programa? Fatih Bey sesin gelmiyor. Merhaba arkadaşlar. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Bugün Titanik grubunu Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak ağırlıyoruz. İstanbul'dan İstanbul Bölge İnsan Kaynakları Müdürümüz Fatih Baycan ile İstanbul Bölge İnsan Kaynakları Eğitim ve Gelişim Uzmanı Seçil Oflaz Hanımlar İstanbul'dan katılıyorlar. Antalya Bölge İnsan Kaynakları Müdürü Erkut Dalkıran Bey ile Antalya Bölge İnsan Kaynakları Eğitim ve Gelişim Uzmanı Süheyla Özüş Hanım bizimle misafirimizle bugün söyleşimize başlayacağız. Kariyerimizde bizi neler bekliyor? Kariyerimiz için neler yapmamız gerekir? Öğrenci arkadaşlarımızla kariyerinde uzman insanlar artı turizmcileri işe alırken nereye dikkat ediyorlar? Böyle tüyolar da isteyeceğiz onlardan. Çünkü son sınıf öğrencilerimiz var. Dolayısıyla son sınıf öğrencilerimiz haliyle yarın şurada birkaç ay sonra sizinle veya sizin gibi insan kaynakları müdürlerimizle mülakata hazır bir şekilde gitmemiz lazım. Donanımlı olmamız lazım ama tabii bu biz okul olarak mümkün olduğu kadar gerek eğitimlerimiz gerek işte stajlarımızla beraber sizin de desteğinizle tabii ki işletmelerin desteği çok önemli sektörün desteği. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi donanımlı hale getirmek istiyoruz ama velakin tabii bir de burada bunun pazarlama aşaması var. Yani insan kaynakları mülakatta kendini gösterme aşaması var. Şimdi ben programa nasıl başlayalım? İsterseniz bir sunumunuz vardı sanırsam. Evet hocam. Tamam. Buyurun Fatih. Fatih Bey sesiniz gelmiyor. Şu an son geliyor mu? Geliyor. Evet. Araya girdim, kusura bakmayın. Hocam biz de programımızdan bahsedelim. Sadece sunum değil. Müsaaden olsa ben bir özetleyeyim sonra Lütfen konuyu Fatih Bey, tabii tamamlayabilirim. ki. Biz de öncelikle bir Titanik grubumuz kimdir? Kaç tane otelimiz var? Hangi bölgelerde yoğun çalışıyoruz? Bir bunların İstanbul bölgesini Seçil Hanım, Antalya ve Bodrum'u da Süheyla Hanım anlatacak. Belki Şeyma Hanım da Süheyla Hanım'a eşlik edecekti. Daha sonrasında mülakat çıkarma tekniklerinin kitabımın bazı bölümlerini bahsetmiş olduğum gibi staja başlamadan önce ya da bir mülakat sırasında adayların ya da stajyerlerin neler yapması gerektiğini anlatacağız Erkut Bey ile birlikte. Sonrasında CV hazırlarken nelere dikkat etmesi gerektiğini arkadaşlarımızın. Bundan kısaca söz edeceğiz. Tabii bunu anlatırken de arada bizim
başımızdan geçen bazı olaylar ya da biz bu noktada nasıl geldik, bunlardan da bu deneyimlerimizden de arkadaşlarına faydalanmasını istiyoruz. Sonra en sonunda da bundan sonrasında ön yazı nasıl hazırlanır? Bu ön yazıda başvuru yaparken neye dikkat etmeniz gerektiğini aktaracağız. Son 10-15 dakikayı da soru cevap olarak ayıracağız hocam. Programımız da bu şekilde. Moderatörümüz Esin Hanım olacak. Sözü almak. Evet, merhabalar tekrardan herkese. Ümit Hoca'yla tabii konuştuk gün içinde biz etkinliğe katılmadan önce. Öncelikle ben de Konya'da okudum, Selçuk Üniversitesi'nde. O yüzden benim için ayrı bir böyle şey oldu, güzel oldu bugün. Anılarım canlandı, öyle söyleyeyim. Ümit Hoca'yla da konuştuk, keyifli bir sohbetimiz oldu. Herkese tekrardan merhabalar. Şöyle, şimdi İstanbul otellerimizi anlatacağız biz. Süheyla Hanım'a Antalya otellerini ve Bodrum otellerini anlatacak. Ben ilk başta aslında şöyle başlayalım. Biz bu etkinlikleri, toplantıları yüz yüze yapıyoruz her sene. Ama bu sene işte pandemi dolayısıyla maalesef online platformlara taşıdık. Ama umuyoruz ki tekrar sizlerle bu süreç atlatıldığında görüşmeyi dileriz hocam, Ümit hocam. İnşallah sizi de bekleriz, biz de oralara geliriz. Bir etli ekmek yemek isterim ben, özledim çünkü. Her zaman bekleyin, merak etmeyin, et ekmeğiniz. Yani şöyle, Konya menümüz hazır. Merak etmeyin. Yeter ki güzel günlerde bekliyoruz. İnşallah. Hem Konya'yı ziyaret etmek, hem öğrencilere tabii ki bu tarz mülakatlar yüzde daha etkili kesinlikle. Ama mülakatlar böyle bir konuda yapacak bir şey yok. İnşallah seneye bizi misafir etmek olur, onunla biz de ulaşırız. İnşallah. Evet, teşekkür ederiz. Ben şimdi ekran paylaşacağım hocam, izninizle. İstanbul Otelleri'nin tanıtımına geçelim. Şöyle bir şuradan bir saniye. Gözüküyor mu acaba? Gözükmüyor. Olmadı. Tamam, şimdi oldu. Evet, oldu galiba değil mi? Uygulama penceresi. Aynen. Tamam. Bizim şöyle, aslında toplamda 12 otelimiz bulunuyor. İlk açılan otelimiz Şişli otelimizdir. 1993 yılında açıldı. 55 odasıyla bir toplantı odası var. 3 yıldızlı bir otel. Şişli'nin merkezinde yer almakta. İlk aslında açılan otel olduğu için bizim için önemli, ilk göz ağrımızda diyebiliriz. Tabii turist açısından da Şişli ve Taksim önemli turist alan yerlerden. Şişli Otel biraz daha butik bir oteldir, sakin bir oteldir ama aile ortamı vardır, çok tatlıdır. Gelirseniz memnuniyetle o sakinliği de göreceksinizdir diye düşünüyorum. Bir sonraki otelimiz 98 yılında açılan Taksim Otelimiz. Taksim'in merkezindedir, 98 yılında açıldı. 202 odası vardır, 4 yıldızlıdır, 3 toplantı odası bulunmakta. Taksim'in merkezini bilenler belki vardır arkadaşlardan, öğrenci arkadaşlardan. Orada oteller bölgesi vardır genelde. Otellerin olduğu bir bölgededir Taksim Otelimiz. En çok turist alan otellerimizden, İstanbul otellerimizden biridir. Stajyer olarak buraya geldiğinizde mutlaka İngilizcenizi, dilinizi ilerleteceğinizi de düşünüyorum. Faydası olacaktır sizin için. Çünkü çok turist vardır otelde. Bir diğer otelimiz 2008 yılında açılan Kartal Otel, 192 odasıyla 22 toplantı odası bulunmakta, 5 yıldızlıdır. Kartal Otelimiz Anadolu yakasında yer alır, metro istasyonuna çok yakındır. Tabii biz şöyle söyleyeyim Ümit Hocam, öncelikle Antalya'da var lojman imkanımız ama İstanbul'da biz lojman imkanı sağlayamıyoruz tabii öğrencilere. Bunun bilgisini de vereyim öncelikle, bu önemli bir bilgi çünkü. Bakırköy Otelimize geçersek 2009 yılında açılmıştır. 189 odası var. 5 yıldızlı statüsünde 5 toplantı odası bulunmakta. Bakırköy'ün merkezinde yer almaktadır. Merkezi konum olarak tabii ulaşıma da yakındır. Alışveriş merkezlerine çok yakındır. Turist alma açısından, turist yine en azından Taksim kadar olmasa da turisti de fazla olan bir oteldir.
Ve Titanic Anadolu Comfort Gebze'de yer almakta. 2009 yılında açılmıştır. 41 odası vardır. 3 yıldızlı ve bir toplantı odasına sahiptir. Gebze otelimizin bir özelliği de yanında John Hopkins Hastanesi'nin bulunmasıdır. Anadolu Sağlık Grubu'na aittir burası. Otel 41 odalı butik otel. Yine aynı Şişli otelimiz gibi. Fakat içeride hastane, dolayısıyla şimdi hasta yakınları ve hastaların kalması nasıl sağlıyoruz? Aslında onlar dışında çok misafir en azından gelmiyor, öyle söyleyeyim. İstanbul otellerimiz, şehir otellerimiz aslında bu kadar. Almanya'da da 3 tane otelimiz bulunmakta. 2011 yılında açılan Mitte otelimiz 226 odalıdır. Berlin'de yer alır. 3 yıldızlı ve bir toplantı odası bulunmakta. Bir diğer otelimiz 2015 yılında açılan 208 odalıdır. Yine Berlin'de bulunmakta. 5 yıldızlıdır. Ve en son Almanya'daki otelimiz 2016 yılında açılmıştır. 389 odasıyla yine Berlin'de bulunmakta. 4 yıldızlı ve 7 toplantı odasına sahiptir. Dediğimiz gibi Almanya ve İstanbul otellerimiz bunlar. Biz şehir otelciliği olarak lojman imkanı maalesef sağlayamıyoruz. Şimdi Antalya'yı Süheyla Hanım anlatacak, Süheyla arkadaşım. Ben bir not eklemek istiyorum. Tabii. Geçen sene 1200 personelle çalışıyorduk hocam. Bu sene pandemi sebebiyle malumunuz düşükler gerçekleşti. İstanbul'da gitmeden bahsedeyim. O yüzden şu an sayımız 1000'e yakın bir personel sayısıyla görev alıyoruz. Geçen sene 600 yakın bir stajyer alımı yaptık. İstanbul, Antalya ve Bodrum olmak üzere. Bu sene planlamamızı da 450 yakın bir stajyer adayı alıp istihdam ettirmek istiyoruz. Bu bilgiye dipnot vermek istedim. İstanbul otellerimizde en yoğun stajyer kabul gören Kartal otelimiz. Sonrasında merkezi konumda bulunan Bakırköy. Sonrasında diğer Taksim City otelimiz. En yoğun talep alan ve stajyerlerimize istihdam yarattığımız otellerimiz. Şimdi Süheyla Hanım sanırım anlatacak. Söz Süheyla Hanım'da. Herkese merhabalar. Biz sizlerle gerek yüz yüze gerek online platformlarda birlikte olmak istediğimiz için Antalya Bölge Eğitim Ekibi'nden Şeyma Hanım da bugün. Merhabalar. Aynı ekranı paylaşacağız. Antalya otellerine başlarken ben de bir ekran paylaşım yapacağım. Becereceğim inşallah. Bir saniye. Şöyle. Yapamadım. Tamamı. Dersen ne oluyor? Bakıyorum. Tekrar mı yapıyorum? Şeyden, uygulama penceresinden. Uygulama penceresinde ne göremedim? Tamam, şimdi. Tamam. Uygulama penceresi, şunu dersem. Evet. Ama yine aynı ekranı paylaşmış olacağım. Yine. Güç çekmek için yapacağımız şeyin. Yani, yan tarafını tıklayacaksın. Az önce yaptınız ya, onun hemen yanına tıklayacaksın. Evet. Bunun çekmesinde hiçbir şey yok. Uygulama penceresinde alttaki dosyalarımı göremiyorum ama. Şöyle yapalım. Şimdi sunum yapacağınız şeye tıklayın. Ana ekranınıza düşsün sizin. Düştü, evet. Tamam. Şimdi tekrar bu bizim ekrana gelin. Konuştuğumuz ekrana. Oradan yani ekran paylaşımını açıp uygulama penceresine geldiğimizde sayfa gözükecek muhtemelen. Bir saniye. Şuraya geldim. Uygulama penceresi. Üzerinden toplantı yaptığımız için bu bizim için yeni bir iletişim aracı. Evet. Kusura bakmayın. Yani şöyle biz üniversite programı kullanıyoruz. Hani öğrencilerimiz de rahat giriyorlar açıkçası ama tabii bazen yeni olduğumuz için ben de tabii sizin o taraftan müdahale edemiyorum. En azından Çin Hanım yaptı, belki o biraz yardımcı olabilir dedim ama. Bir daha yapalım. Ben arayayım Süheyla Hanım'ı. Bu arada Fatih Bey sözü bırakayım mı size? Öyle bir görüntü de ararsan. Seçil Hanım, istersen görüntü arayıp öyle göster ekranı. Şu an yaptım, sadece bekletiyor, paylaştı. Tamam. Yani görebiliyorum, uygulama penceresinde sunumu gördüm ama paylaşıldı. Tekrar iptal desem, şu an her şey takıldı.
Şöyle yapalım mı? Geçen gün yapmış olduğumuz gibi Erkut ve dilerseniz siz sözlü olarak başlayın çünkü programı aksatmayalım. Yani şu an yanıt vermiyor diyor. Eğer kapatırsam tamamen odadan çıkacağım muhtemelen. Biz Seçil Hanım'a şeyi atabilir misin? Seçil Hanım, sizde Antalya Oteller devam ediyor mu slide'da? Devam ediyorsa yok, ben... Etmiyor. O zaman herkese devam edebilirim sözlü olarak bu açılana kadar isterseniz ya da siz mi devam edin? Olur, devam edelim Seçil Hanım. Ben mi devam edeyim? Sen devam et, ben Seçil'e maili gönderiyorum. Ben bulurum Erkut Bey, şimdi açarım kendi dosyamdan. Şu an gerçekten sizi bile doğru düz ekranda göremiyorum maalesef. Gitti gerçekten her şey. Evet. Okey, tamam. Peki Antalya otellerimizden bahsedeceğim. Biz Titanic Hotels olarak hem şehir otelciliğinde hem de resort otelcilikte Türk misafirperverliğini en üst düzeyde yaşatma amacıyla çalışan, hizmet veren güçlü bir markayız. İstanbul'daki otellerimiz evet şehir otelciliğinde oldukça iddialı ve çok güzel otellerimizde hizmet veriyoruz. Resort otelciliğe de 2013 yılında Beach Lara Otel'le başladık. Titanic Beach Lara gemi konseptiyle açılmış bir otelimiz. Çok da sansasyonel bir açılışla açıldı ve ilk yılında yine sansasyonel bir başarıyla resort otelciliğe ilk giriş yaptığımız otelimiz. Ki bu bizim bütün otellerimizin Titanic Hotels markası altında toplanmasına da sebep oldu. Sanırım Süheyla Hanım herhalde düştü programdan. Evet. Evet. Erkut Bey, siz devam edebilir misiniz? Tamam. Ben Lara Otelimizden bahsedeyim ben en başta. Lara Otelimiz 2003 yılında açılan bir işletmemiz. 640 odadan mutfakta. Antalya bölgesinde bulunuyor. 5 yıldızlı lüks bir işletmemiz. Selam'ın bahsettiği gibi senin ilk gemi oteli bunda. Yan otelimiz Belek'te 5 yıldızlı 2012 yılında açılan 258 odalı Belek 5 yıldızlı bir işletmemiz. Belek bölgesinde tanıyan veya Belek bölgesindeki işletmelerimize çalışan staj gören arkadaşımız bu bölgeyi bilir. Bu bölgede bir işletmemiz daha var. Belek'le hemen yan yana olan Fake Golf Club işletmemiz var. Burası 2015 yılında bünyeye dahil olan bir işletmemiz. Golf işletmesi bunun yanı sıra. Avrupa'nın en büyük ilk 6 golf sahasında arasında aslında golf işletmemiz. 2021 yatırımlarımız arasında bu golf işletmemizde bir golf oteli düşünülmekte. Hatta da başlandı şu anda. Bodrum'da bulunan bir işletmemiz 2016 yılında bünyemize katıldı. 400 odası var bu işletmemizin. Delik 5 yıldızlı olarak gitmekte. Bodrum'u bilen arkadaşlarımız burası tabii ki bölgesel olarak biraz yazı da olan bir bölge. Nisan ayında başlayıp Ekim sonunda kapanan bir işletmemiz burası. 2019 yılında bizimle katılan Ardam Pala 543 bölgesine sahip. Palas konseptinde dilimiz. Antalya bölgesindeki bu şekilde ama videodan bunları göstermek ama Leyla Hanım paylaşım yapabiliyor mu acaba şu anda? Ben tekrar bağlandım. Hemen deniyorum artık tekrar. Umarım yapabileceğim. Şimdi geldim.
hemen Kurban videosundan başlarsan daha iyi. Evet. Umarım yine yanıt vermiyor demeyecek. Ha, görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Evet, gözüküyor. Evet, şimdi geldi. Tamam, hemen başlayalım. Ben devam edeyim olması. Tabii arkadaşlar, ki. Arkadaşlar, Antalya otellerimizde bulunan, Antalya otellerimizde bulunan 4 işletmemizi kullandığı lojmanımızın aslında videosu var şu anda. Biraz yavaş anlatmak istedim. Slaytları rahatlıkla görebilirim diye. Geçen sene Ümit Hocam da bilir. Birçok arkadaşlarımız bu işletmemize geldi. Antalya otellerimizde de bulundular ama pandemi dönemiyle stajlarına devam etme imkanı bulamadık. Bu sene inşallah devam edeceğiz. Lojmanımız 5 bloktan oluşuyor arkadaşlar. 5 blok. Lojmanımız içerisinde 388 tane 1+1 daire bulunmakta. 16 tane 2+1, 16 tane de 3+1 yönetici daireleri bulunmakta. Yaklaşık 1200 çalışanımıza konaklama yaptırma durumumuz bulunmakta. Örnekte bir tane 1+1 daire örneğimiz var aslında. Oturma salonu, personellerimizin ve yastacı arkadaşlarımızın konaklayacağı alanlar, yattıkları alanlar. En fazla bir dairede 3 kişi konaklatabiliyoruz. Odalarda mini var ve çalışan arkadaşlarımızın dolaplarını, yani eşyalarını koyabilecek oldukları fazla dolaplar bulunmakta. Her blokta asansör mevcut. Giriş çıkışlar güvenlik, 24 saat güvenlik sistemimiz mevcut. Giriş çıkışlar kart okumasıyla giriş çıkış yapılmakta. Ekranda gördüğünüz kafeterya bölümümüz. Kafeteryamızın içerisinde bilardo, langırt, PlayStation, satranç, diğer aktivitelerini geçirecek aktiviteler de mevcut. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağı temizlik malzemesi, gıda malzemesi temin edebileceği markette birçok malzeme mevcut. Bu durum tabii ki stajyerlerimiz için aynı değil mi Erkut Bey? Yani stajyerlerimiz de yine bu da evet, biz aslında hocam şöyle bir şey var. Stajyer normal personel diye bir ayrımımız yok bizim. Tamam. Evet. Sadece lojmanımızın içerisinde bayan erkek alanlarımız mevcut. Bir blok bayan arkadaşlarımızın konaklama alanı. Bir diğer 4 blokta diğer yönetici ve diğer çalışanlarımızın konaklama alanı. Lojmanın içerisinde göreceksiniz kapalı havuzumuz mevcut. Buradan gözüktüğü kadarıyla herhalde biraz sahile de yakın galiba değil mi? Sahaya biraz mesafesi var hocam. Yakın var, tamam. Biraz var. Peki şey mi? Böyle, servis bu, gidip geliyorlar nasıl uzaklığı otellere? Her otelimize vardiya servislerimiz mevcut. Vardiyalarda. Hatta izinli olan arkadaşlarımızın off günlerinde yemek servislerimiz var. Diğer otellere gidip yemeklerini yiyip tekrar gelebiliyorlar. Ekranda gördüğümüz çamaşırhanemiz mevcut. Ücretsiz olarak bütün arkadaşlar kendi çamaşırlarını, kirlileri bırakıp temizleri alacak şekilde alıp yan tarafta da kendilerine tahsil etmiş olduğumuz ütü alanları var. Evet. Lojmanın içerisinde halı sahamız, basketbol sahamız, voleybol sahamız mevcut. Rahatlıkla zaman geçirebilecek çok alan var. Yeşil doğa içerisinde aslında biraz şehrin gürültüsüne biraz uzak ama daha rahat geçirebilecekleri şey alan. Denize tahminin bir 5 kilometre bir mesafesi var. Peki, teşekkür ederiz. Tabii diğer bir grup arkadaşımız gitti. 3 hafta kadar orada bir kaldılar. Evet. 3 hafta kaldılar. Hatta Murat Hocam birkaç tane de stajyer arkadaşımızın ailesini misafir ettik. Bu olabiliyor hocam. Dışarıdan gelecek arkadaşlarımızın bazen aileleri ve bayan çalışanlarımız daha çok lojmanları ve kaldıkları yerleri görmek istiyorlar. Tabii, evet, tabii. Ailesi olarak bizim bu yeri biraz açıyoruz.
ansızın gelip lojmanlarda kendi kaldıkları yerleri refakat eşinde gösteriyor. Hatta ikinciden gelen olursa konaklama yaptık ilgili iki gün. Rahatlıkla yurt dışından gelen arkadaşlarımız ansızın aileleri gelip nerede kalıyorlar, nasıl imkanlarda kalıyorlar. Bunları da görme şansı veriyoruz aslında. Biz de çok hoşumuza gidiyor bu şekilde olmaları. Dediğim gibi 3-4 tane işletmemizin kaldığı tek lojman. 2019 yılında 850 tane çalışanımızı burada konaklama yapma şansı bulduk. Bunların 400-450 civarı yabancı tarzında. 2019'un 2020'de pek bir şey yapamadık. Bunlarda zaman geçirebilecek oldukları çok normal kullanımlar mevcut. Güzel arkadaşlarımız yabancı personellerle daha çok zaman geçirebilmek için aslında bizlerden talepleri oldu. Biz bu talepleri şey yapmadık, geri çevirmedik ve birebir yabancı dillerini aslında işte yine ilerletmek için bayağı bir kurslar veya birebir konuşmalar işleniyorlar. Ben iddia ediyorum ki Antalya'da değil Türkiye'de böyle bir lojmanın olmadığını iddia ediyorum. Bu şekilde de bizim arkadaşlar yazıyor ama yok yani hocam bu normal siz denize yakın mı dediniz ama denize yakın olsaydı zaten bu 5 yıldızlı bir otel konseptinde satış yapabilirdik ama şu anda bir mevcuda göre 4 yıldızlı bir otel konsepti var içerisinde. Şöyle 90 ilk ben Antalya'da staja başladım zaten 96-97 yılı çok güzel bir otel ama lojmanı yani perişan anlatamam size. Yani lojmanlara şahit lazım. Gösterdiğiniz ben gelip görmedim ama Murat Hoca'dan duydum tabii ama gösterdiğiniz fotoğraflar da herhalde yani bir 4 yıldız otelden aşağı değil dediniz değil mi? Doğru. Yani hani konsepti ondan sonra sosyal imkanları falan düşündünüz mü? Öyle öyle gözüküyor. Yani havuzuna varana kadar düşünmüşsünüz. Çok güzel. Tabii şöyle çalışanların memnun olması hizmet kalitesini arttırır. Bizim yaptığımız çalışmalarda hep bunu sunuyorduk zaten. Özellikle de kurumsal işletmelerde çalışanların örgütsel anlamda mutlu olması artı hem de örgüte bağlılığı yani işletmeye olan bağlılığı daha fazla oluyor. Dolayısıyla bu da kaliteyi getiriyor, hizmet kalitesini getiriyor. Bu da müşteri memnuniyetini getiriyor. Birbiriyle zincir. Ama ben tabii ki 96 deyince tabii 25 yıl olmuş arkada aradan. Onu hesaplıyorum şimdi. Yani o zamanki şartlarla bu zamanki şartlar arasında ne kadar var? Valla demek ki bizim öğrencilerimiz çok şanslı. Öyle değil. Neredeyse biz çadır gibi bir yer kalıyorduk. Ya öyle diyelim. Bir diyelim yani. Böyle baraka bir yer. Hizbe. Çok uzak. Yani böyle 20-25 kilometre falan otele. Ne bileyim yani kalkıp da mümkün değil. Yemek için servisi kaçırdığınız anda her şey bitiyordu bizim için. Tabii bu farklı. Kurumsal olması için farklı var. Ne getiriyor? Biraz şey diyebilirim o zaman, tatil yolunda böyle bir saat veya tatil yolunda bir çalışma gibi oluyor. Aslında ya yurt dışından veya misafirlerimize nasıl hizmet veriyorsak personelimize de buna yakın hizmet vermek için uğraşıyoruz. Ne kadar mutlu personel, daha çok hizmet dediğiniz gibi. Personellerin yatları, konakladığı yerler, aktivite alanları, işte bunlar seviyede olduğu için personelin biraz daha işe etkisi daha çok oluyor. Arkadaşlar böyle bir yerde aslında evine gidip geliyorlar daha aslında bu şeyi. Evet. Lojman olarak görmemek lazım. Kendi evleri gibi kullanıyorlar arkadaşlarımız da. Çoğu şey düşünüldü. Tabii ki pandemi olmasa daha çok şeyler de yapılabilir ama pandemiden dolayı biraz tabii aşacağız. Tabii lojman için staja gelecek olanlar var. O şeyi de chat kısmında gördüğünüz üzere. Yani inşallah. Yani biz sizle de görüştük. Murat Hocam'la da devamlı görüşüyoruz. Antalya ve İstanbul otelleri olarak bütün stajyer arkadaşlarımızı ailemizin içine görmek isteriz. Dediğiniz gibi 3 hafta pandemi süreci oldu ama ileriki dönemlerde inşallah sağlıklı olurlar günlerde. İstanbul'un meselesi tüm sadece için özel değil yani. Tüm İstanbul otellerine lojmanları yoktur. İstanbul sektöründe de çalıştım 2 yıl.
Orada da ilk stajyer olarak başladım soru kadro ama biliyorum o zamandan beri İstanbul'da bir konaklama sorunu var. Yani İstanbul'da konaklama sorunu olmayan öğrencilere biz her zaman için öneriyoruz. Ailelerin olduğu yerler, aileleri evet, yani varsa onlar biraz daha aslında. Bir özgü bir şey, kural veya bir yapı değil. Genelde işletmeler haliyle konaklayacak bir yer vermiyorlar. Sadece çok üst düzeylere veriyorlar diye biliyorum ben. Arada o da çok üst düzey. Ben onu düzelteyim şöyle. Şehir otelciliğinde zaten yok. Bu İstanbul'da, evet. Bursa'da fark etmez. Evet. Şehir otelciliğinde olmaz. Üst düzey yöneticilerde de genel müdür, bölge müdürü ya da direktörlük bazında varsa o da geçici olarak. Bunu tabii geçici olarak istihdam ettirirler. Çünkü İstanbul'da herkesin ekonomi durumları farklı olduğu için şirketler de ona göre bütçe yapıyorlar. Bütçelerde konaklama şeyleri yoktur maalesef ama kıyı otellerinde işte Bodrum, Antalya ve diğer illerde şeyden mevcut. Lojmanlarımız mevcut. Yani siz aslında güzel bir şey değindiniz hocam. Yani adı lojman. Erkut Bey iddia ettiği gibi kendini lojmanlarından dese de bizzat gördüm. Yani, ne oldu yani. Hatta o videolardan o bahçede oturup çay kahve içmek ya da kitap okumak öğrenci olsa hayattan bir tanesi olurdu. İşte yoğunluktan ayrılıp evinize gittiğinizde dinlenmeniz için bir yer önemli ve bu yer içinde imkanlar önemli. İmkanları Erkut Bey sağ olsun fazlasıyla zaten elinden geleni yapıyor. Buna bizzat ben de şahit oldum. Eğer olursa da çocuklar için, arkadaşlarımız için güzel bir fırsat olacak. Evet, inşallah. İnşallah diyelim. Peki şimdi süremiz nasıl bilmiyorum ama sizin başka hocam var sunumunuz Seçil Hanım'da. Seçil Hanım şimdi onu peki. Ayarlayacak. Tamam peki. Nasıl ayarlayacağım? Aynen. Ümit Hocam, şimdi biz tabii Antalya ve İstanbul otellerini anlattık. Lojmanları da anlattılar. Çok güzel. Orayı tercih eden arkadaşlar eminim ki çok olacaktır. Ama buraya da her zaman bekleriz tabii ki. Burada da lojman fırsatı veremezsek de bir şekilde, yani iyi bir şekilde ağırlayacaklarından emin olabilirler. Ağırlayacağımızdan. Ona şüphemiz yok tabii. Ben bir de şey sormak istiyorum. Almanya'da da oteller var. Yani Almanya'ya stajyer Türkiye'den alıyor musunuz? Onun kriterleri nelerdir? Yani ben mesela bir şahsen öğrenci olsam tabii ki yani İstanbul ve Antalya çok cazip. Ona bir şey diyemem ama Almanya'dakilerin de bir artısı olacaktır. Özellikle dil konusunda bir yabancı konsept görmek, yabancı işletme, yabancı misafir bunlarla diyalog halinde olmak. Tabii İstanbul'da da görüyorsunuz ve Antalya'da görüyorsunuz ama ya Almanya'da başka. Yani bir yurt dışı görmek bir öğrenci için çok önemli bir şey. Bu imkanınız var mı? Yani öğrenci hangi kriter varsa da hangi kriterlerini karşılaması lazım? Hocam şöyle, ben hemen kısaca özetleyeyim. Normalde Almanya'ya gönderiyoruz fakat stajyer gönderimi yok. Niye yok? Bu bizim elimizde olan bir durum değil. Okullar kendi aralarında, yani Almanya'da bulunan bir okulda sizin bağlısınız okul kendi aralarında bir proje üretiyorlar. Bu projeyi bakanlığa sunuyorlar. Bakanlıktan proje onaylanırsa, akreditasyonlarınız var, onaylanırsa o şekilde gönderebiliyorsunuz ve biz de orada istihdam sağlayabiliyoruz. Yani biz Almanya zaten normal şartlarda bir personel gönderimi yaparken de zorlandığımız bir ülke maalesef. Evet. Çünkü diyor ki siz benim buraya bir personel alacaksanız önceliğim benim kendi vatandaşımı almanız lazım. Yani benim vatandaşımın ne bir farkı var ki, nasıl bir farkı var ki bu adayı, bu elemanı aldınız göreve diye direkt cevabı veriyor. Yani bizi çıkmıyor. Bizim sadece burada kullandığımız ve şu an gönderebildiğimiz bir alanımızda, o da mutfak alanında. Mutfakta da belli kriterler var. Almanca seviyesinin olması, yani yabancı dilinin olması, belli bir seviyede olması, diplomasının olması, yaklaşık 3 yıl boyunca aynı mesleği icra ediyor olması, sigortalı bunun belgelemesi lazım. Bu şartlar oluşuyorsa Almanya'ya şunu diyoruz ki, size bir aşçı gönderiyoruz otelimize fakat bu şekilde Türk mutfağına hakim. Bakın bu da belgeleri diye gönderebiliyor. Yani Bursa hayatı dünya mutfağına da hakim olduğunda da hayır. Türk mutfağına hakim belgeleri. Biraz kriterler farklı. Stajyer için gönderemiyoruz çünkü okullar kendi arasında akredite olması lazım. Olursa bizim için seve seve. Bizim tarafından bir durum yok. Unutmayın. Sizden de bitti hocam yani. O akreditasyon süreci de çok sıkıntılı bir süreç. Yani iki yıl akredite oluyorsunuz, yurttan geliyor, gelmiyor falan.
Ona uğraşıyoruz tabii ama bakalım onda nasıl bir süreçle karşılaşacağız. Yaparsanız bizi varız hocam. Yani sizin... aklımızda bulunsun o zaman. Evet. Ümit Hocam şimdi Fatih Bey ile Erkut Bey aslında daha çok anlatacak ama CV hazırlama, sunum teknikleri, mülakat becerileri bunlardan bahsedeceğiz biraz da. En son soru cevap kısmına öyle geçelim istiyoruz. Hani çok böyle laf bölünmesin ya da süre hani şey yapmasın yetişsin diye bizde. Süre kısıtlamamız yoktu ama 2 saate yakın sanıyorum değil mi? Öyle söylemiştiniz. Evet yani 2 saat diye bir söylediler. En fazla 2 saat olabiliyor. Ondan sonra tabii soru cevap da olsun. Mutlaka çoğu şeyde gelir. Mutlaka. Soru cevaplarını zaten bitimine yakın alırız. Ona geçeriz. Şimdi ben sözü Erkut Bey ve Fatih Bey'e vermek istiyorum. Zeki Hanım bizi burada uyardı. Hemen ona göre aksesimizi alalım. Görüyor musunuz Zeki Hanım'ı? Görüyoruz Fatih Bey. Tamam. Biraz gibi geldi bana ama bakalım. Şöyle biz de diyelim. Tamam. Evet arkadaşlar, mülakat teknikleri ve özgeçmiş hazırlama sunumumuz benim 2 sene önce almış olduğum mülakat ve iş arama teknikleri kitabının bazı alıntılarını buraya koyduk. Buradan yola çıkarak sizlere hem özgeçmiş nasıl hazırlanır hem de mülakatlarda insan kaynakları nasıl sağlamamız gerektiğini bazı ipuçlarını ve önemli noktalarından bahsedeceğiz. Öncesinde Fatih Baycan kimdir? Kısaca kendinden söz edeyim. Yaklaşık 2,5 yıldır Titanic grubunda görev alıyorum. İstanbul'da 5 tane otelimizin insan kaynakları bölge müdürlüğü yapıyorum burada. Bundan önce de Hilton'larda, Holiday Inn otellerde ve farklı bir sektörde de görev almış bulunmaktayım. Yaklaşık 10 yıldır da bu mesleğimi icra ediyorum. Tabii bu süreci yaşarken karşımıza birçok sorunlar, birçok zorluklar çıktı. Biz bugün buralara gelmemizin sebebi de o zorluklarla mücadele edebilme gücümüzü bulmuş ve yaratmıştık. Ve inandığımız bazı sihirli kelimeler vardı, sihirli cümleler vardı. Benim de üniversitedeyken inandığım şu cümle vardı. Zoru hemen başarırız, imkansız ise biraz zaman alır. Bu benim mottom, inandığım, güvendiğim. Ne zorluk çıkarsa çıksın, hiçbir şeyin imkansız olmadığını inandığım bir cümle. Sizlerin de mutlaka böyle cümleleri olmasını tavsiye ederim. Çünkü düştüğünüzde kalkabilmeniz için bazen manevi tarafınızın da güçlü olmasında fayda var. Tabii biz ilkokul sıralarındayken kendimizi tanımaya başlıyoruz. Hocalarımızın, annemizin, babamızın, abilerimizin sen ne olacaksın okuyunca, ne yapacaksın, büyüdükten sonra ne olacaksın sorularıyla başlıyoruz. Ama kendini tanıma evresi aslında burada basit görünse de çok zor bir süreçtir. Yani görürsünüz çevrenizde. 45-50 yaşına gelince ben hala ya bunu sevmiyormuşum diyen insanları görebiliyorsunuz. Çünkü kendini tanımak kolay gözükse de kendine soracağınız bazı soruları 30'unda sorunca, 40'ında sorunca bambaşka tepkiyle karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden en doğru zaman üniversite sıralarındayken soracağınız, karakterinizi analiz edebileceğiniz zamanlardır. Yani üniversite mezun olduktan sonra Fatih Baycan kimdir sorusunu artık sormamanız lazım. Eğer sormazsanız doğru noktadasınız. Şimdi işletmelerde hep bir gördüğümüz, duyduğumuz SWOT analizi diye bir teknik var arkadaşlar. SWOT analizi aslında şirketlerin, işletmelerin iskeletini çıkardığı, şirketin iyi yanları, kötü yanları, zorunlu yanları ya da piyasa koşullarının ya da daha da iyi yere gitmesi için sağlam temelleri atması için yapılan bir tekniktir kaba haliyle. Siz bu SWOT analizini 2 tane başlığını yani güçlü yönleriniz ve zayıf yönlerinizi kendinize sormanız halinde 3 aşağı 5 yukarı kendi karakterinizi analiz etme fırsatı yakalayacaksınız. Tabii ki burada zayıf yönleriniz kısmını ben çok sevmiyorum ve taraftarı değilim. Bu cümleyi, kelimeyi geliştirmesi gereken yönleriniz nelerdir diye sorun kendinize. Çünkü zayıf yönlü insanlar negatifle başladı değil mi? Kolay kolay kalem oynatamazsınız. Yani bir şey yazamazsınız. Geliştirmesi gereken yönleriniz nelerdir dediğiniz zaman birçok geliştirmesi gereken yönünüzü mutlaka uygulayacaksınız. Bunun için en basit bir örnek şu. Bir A4 kağıdını alacaksınız bir tarafına. Güçlü yönlerinizi bir tarafına geliştirmesi gereken yönlerini yazacaksınız. Ve burada size az çok karakterinizi, analizini ortaya çıkarmış olacak. Güçlü yönleriniz nelerdir? Bunu tabii benim örneklemem. Siz bunu çoğaltabilirsiniz. İkna kabiliyeti yüksek, iletişimi iyi, iyi bir lider, yabancı dil. Eğer turizm yapacaksanız yabancı dil olmazsa olmazın arkadaşlar. İyi bir çevre, iyi bir çevreden kastım network aslında. Çok iyi bir eğitim,
şu an zaten bulunduğunuz üniversite gerçekten geçen sene geldiğimizde de gördük. Çok kıymetli hocalarımız var. Çok iyi bir üniversite. Fatih Bey sesini duydun. Fatih Bey ses çok kötü. Yani mikrofonu açıp olan arkadaşlar bunu da kaynaklanıyor bilmiyorum ama. Dızırdıyor şu an Fatih Bey. Geldi galiba. Hocam benden kaynaklanmıyor. Bazen bağlantıdan kaynaklanıyor olabilir. Mikrofon açık arkadaşlarımız var mı? Evet, bazen mikrofonlardan kaynaklanıyor olabilir. Ama Fatih Bey sesiniz yine gitti. Şimdi geliyor mu hocam? Şimdi güzel. Tamam, çok güzel. Tamam. Ya bazen programdan bazen sistemden problem olabiliyor bu tarz şeyler. Peki hocam, devam ediyorum o zaman. Peki, lütfen. Sinirli agresif olmanız arkadaşlar okul hayatında sizi en fazla sürecine götürür ama iş hayatında iş aktivinizin fesine kadar götürebilir. Bir yöneticinizle bir takım arkadaşınızla yapacağınız tutum ve davranışlar iş aktivinizi ve staj sürecinizi sonlandırabilir. Heyecanlı olmak güzel ama aşırı heyecanlı olmak size dezavantaj sağlayabilir. O yüzden heyecanınızın amatör ruhta olacak şekilde olması lazım. Eğer siz heyecanınızı bastıramıyorsanız ve yoğun bir heyecan duygusu halinde ilerliyorsanız bir yerde takılabilirsiniz. Bu heyecanınızda geliştirmesi gereken yönler diye düşünebilirsiniz. Düzensiz olmak, iş hayatında düzensiz olmak başarısızlığa gider. Okul hayatında da düzensiz olursanız yine başarısızlığa gider. O yüzden düzensiz olmak iş hayatında da ve okul hayatında da normal sosyal hayatınızda da mutlaka olumsuz olarak sonuçlandıracaktır arkadaşlar. Unutkanlık, söz uçar yazı kalır. Bu çok çok önemli. İş hayatınızda yöneticilerinizin, takım arkadaşlarınızın bir handover sürecinde size aktaracağı her şeyi not almanızda fayda var. İletişim kuramamak. Arkadaşlar iletişim çağındayız. Eğer bir iletişim kuramıyorsanız ben en iyi üniversiteyi okudum, en iyi başarıları elde ettim ya da çok harika bir şirkette çalıştım demeniz hiçbir şey ifade etmez. Eğer iletişim kuramıyorsanız alttaki aslanınızla ve üstteki yöneticinizle iletişim kuramıyorsanız iş hayatında sizi başarıdan biraz uzaklaştırmış olacaktır. Tecrübesizlik. İşte Fatih Bey aslında benim aradığım şey bu. Ben üniversiteyi bitirmek üzereyim. Hiçbir deneyimim yok. Tecrübesim. Benim burada ne yapmam lazım? Bunları anlatacağız. Buradaki sürecimiz de şu. Siz üniversite bitirene kadar neler yaptınız? Yani 3 ay boyunca kendi alanınız olmasa bile X bir yerde görev aldınız mı? Çalıştınız mı? İşte gece vardiyasında çalışıp santralde görev aldınız mı? İşte atıyorum X bir otelde mutfak okumanıza rağmen FM'de görev aldınız mı? Bu sizin deneyimlerinizi ölçmeye çalışıyoruz. Eğer bu deneyimleriniz varsa gene tecrübesizsinizdir ama siz bir çabanız vardır demek aslında. Karşı tarafa verdiğiniz mesaj o demek. Karşı tarafta bunu zaten masanın biz de zamanında diğer tarafındaydık. Bundan dolayı da sizleri anlayışla karşılayacağımızı bilebilirsiniz arkadaşlar. Sabırsız olmak. Üniversite biter bitmez bir yere başladığınızda İngilizceniz çok iyi. Belki yabancı bir diliniz daha var, ikinci bir diliniz. Biraz sistem öğrendikten sonra ya ben çok iyiyim, benim hemen artık title almam lazım dediğinizde orada işte kendi ekibinizden uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Bu üniversitede çok yaşadığımız bir durum. Sabır acıdır arkadaşlar, meyve tatlıdır. Bu sözü unutmayın. Doğru zaman, doğru yer geldiğinde zaten o title, o pozisyonu mutlaka alırsınız. Eğer alamıyorsanız o zaman doğru bir yerde değilsinizdir demek. Mutlaka iş değiştirmenizde fayda var. Kurallara riayet etmemek sinirli agresifle aynı şey aslında. Okul yönetimi sizi disipline götürür, iş hayatı sizi işinizden eder. O yüzden kurallara riayet etmemek gibi şirketlerde bu durum söz konusu. Özellikle kurumsal şirketlerde bu üst seviyededir. Her şey tüm kurallara
layıkına uymanız lazım. Ve size burada söz vermek istiyorum. Sinirli, agresif stajyerlerimiz oluyor mu? Yani Antalya bölgesinde oluyorsa nasıl bir yol izliyorsunuz? Tabii ki Fatih Bey. Bazı arkadaşlarımızın belirli dönemlerde sinirli veya işte işle ilgili veya bir üst pozisyondaki çalışma arkadaşlarıyla ilgili gerginlikler oluyor. Daha çok konuşarak şey yapmayı seviyoruz. Arkadaşımızı çağırıyoruz. Nerede sıkıntı var? Neyle ilgili sıkıntı yaşadı? İş mi? Bir üst pozisyondaki arkadaşıyla mı? Arkadaşımızdan sonra tabii ki departman yöneticisiyle paylaşıyoruz. İnsan kaynaklarına gelen bütün arkadaşlarımız aslında bir şekilde mutlu ayrılıyorlar. Neden? Bütün sıkıntılarını, bütün şeylerini aslında biz onlara bir şeyiz, köprüyüz departman müdürü arasında. Dediğim gibi yani sıkıntılı bir süreç oluyor ama bu sıkıntılı süreci en aza indirip arkadaşlarımızın gene kaldığı yerden çalışmalarını aslında biz istiyoruz. Yani sizin buradaki deyiminiz şu aslında anladığım kadarıyla. Yani bir öğrenci bir departman yöneticisiyle ya da ekip arkadaşıyla tartıştığı zaman ben gelip gitmek istiyorum diye bazen kapımıza dayanabiliyor. Kendince haklılmasına rağmen. Fakat sunumumuzun başında neydi? İşte zoru hemen başarırız, imkansızı biraz zaman alır. Dizimizin üstüne düşebiliriz. İK yöneticileri sizleri bu konuda yönlendirdiğinde ayağa kalkıp koşmayı da bilmek lazım. Erkut Bey galiba bunu demek istediğiniz anladığım kadarıyla. Buna benzer çok örnek var tabii ki. Evet. Biz yaşadığı zaman ilk ailesini arayan arkadaşlarımız var. Sonra okul yönetimini arayan arkadaşlarımız var. Bazen en ufak şeyden dolayı çıkmalı giren dönemlerimiz oluyor. Belki Ümit Hocam da yansıyordur bunlar. Evet. Ama ilk insan kaynaklarındaki yönetici arkadaşlarımızla ilerleme şansımız olursa bu sıkıntıları aza indirip hiçbir yere bir şey yansıtmadan kaldığımız yerden devam etme durumumuz daha aslında çok. Peki, teşekkür ederim. Arkadaşlar burada ne yaptınız? Güçlü yönlerinizi buldunuz, gelişmesi gereken yönlerinizi az çok tespit ettiniz. Ve burada artık ufak bir profil ortaya çıkmış oldu. Yani bir Fatih Baycan örnek alırsanız, ben yardımsever, iletişime güvenen, insanlara yardım etmekten mutluluk duyan, işte sözel yönüne güvenen, işte liderlik becerileri olduğu düşünen vesaire vesaire. Gelişmesi gereken yönlerimi de yazdım. Ha, şimdi ilk adımı yaptık. İkinci adım ne olacak Fatih Bey? Ben tamam artık oldum herhalde. Ne yapmam gerekiyor? Bir şey olmadı arkadaşlar. Sadece bu birinci adımı. İlk adım yaptıktan sonra siz şimdi hangi işe uygunsunuz? Yani ben Fatih Bayci olarak kendi karakterimi analiz ettim. Bu karakterime uygun düşünüyorum. Acaba hangi iş daha uygundur? Yani ben hangi işe daha çok mutlu olurum? Sorularını sordum kendime. Sonra baktım ki araştırmalarımda, üniversite 1'de bu arada ben karar verdim insan karakteri olmaya. Üniversite 1'deki insan karakterim yönetimine şahit oldum. Bu yönetim araştırınca büyük şirketlerde, holdinglerde karakterime çok uygun olduğunu keşfettim. Dedim ki tamam benim artık insan karakteri üzerinde profesyonelleşmem için diğer ekip arkadaşlarımdan beni farklı bir şey yapmamız, öğrenci arkadaşlar farklı bir şey yapmamız. Ne yaptık? İşte kurslara gittik, işte seminerlere gittik. Bu konuda değerli yöneticiler vardı. Onlardan toplantılar rica ettik. Onlara gidip bu insan karakteri nasıldır? Acaba benim karakterim böyle buna çok uygun mudur? Diye sorularını sorduk. Tamam baktık cepte insan karakteri. Karakterimi analiz ettim. İnsan karakterine karar verdim. Bitti mi? Bence yine bitmedi. Burada son aşama şu arkadaşlar. İnsan karakteri yapacaksınız ama hangi sektörde yapacaksınız? Yani tabii siz bunu kendi içinizde farklı örneklerle yapabilirsiniz. Birkaç tane seçenek de sunabilirsiniz. Yani holding üretimde mi? Turizmde mi, işte denizcilik alanında mı, gazete, radyo ve televizyon alanında mı, hangi sektörde yapacağınıza bunu karar vermeniz lazım. Ben hocam mesela örnek kendimle ilgili ilk holdingde başladım ve üretim alanındaydı insan kaynakları. Tabii ki işe aşkla tutulmuşuz, böyle her şeye saldırıyoruz, onu da yapacağız, bunu da yapacağız, zamanın hiç önemi yok. İşte geç saatleri de çıkarız, 500 personel var, ben tamam onlara da yardımcı olacağım, onun dosyasını da çıkaracağım falan derken 2,5 yıl geçti. 2,5 yılın sonunda baktığımda doğru düzgün bir kıyafetim kalmadı. Çünkü Grand Tuvalet gidiyorsunuz üretim alanında her taraf yağ pas ve çıkarken de takımınız bir tarafı kopmuş, ayakkabı başka bir yere gidiyor. Dedim ki tamam üretim alanı demek ki bana göre değilmiş. Tamam çok seviyorum mesleğimi ama turizm hizmet alanına ilerlemek istedim. Turizme tanıştım. Yaklaşık işte 8 senedir 9 senedir
turizm alanında ilerliyorum. Şu an çok mutluyum, evet. Çünkü yapmış oldum, karakterime uygun işi buldum. İşi bulduktan sonra şimdi sektörü buldum. Şu an ne oldu bu iş? İş olmaktan çıktı, hobiye dönüştü. Bunun üzerine hobimi yaparken bir de ay sonu geldiğinde bir de maaş alacağım bir alan oldu. O yüzden arkadaşlar siz de bunu, şimdi Erkut oradan kafa sallıyor Fatih Bey, evet haklısınız. Şimdi Erkut Bey'in de tabii ilk sektöre başlaması 96 yılında mıydı Erkut Bey? Biz sizin sektöre nasıl giriş yaptığınızı, kendinizi tanıma evresini bir anlatır mısınız arkadaşlar, örnek olsun? Ben biraz kendime örnek verdim. Bir de sizin örneğinizi dinleyelim. Ben de Ümit Hocam gibi 96 yılında stajyer olarak başladım arkadaşlar. Tabii ki 96 yılında bir muhasebe stajıyla stajyerliğime başlayarak devam ettim. Başladığım yerde bir muhasebe bürosunda 7 yıl çalışmam oldu. Bundan sonraki 7 yıldaki çalışmamdan sonra bir askerlik maceram var. Ondan sonra yine kurumsal bir firmada 10 yıl çalışmam var. Titanic ailesiyle 8 yılımı bitirdim. 9 yılı içerisinde olan bir iş hayatım var. Stajyerlik dediğiniz zaman bazı işletmeler 96 yılında dediği, Ümit Hocam'ın dediği gibi çoğu şey imkansızdı. Bir stajyer olarak bir yere girmek de çok şeydi. Yani bir yerden torpil bulmak gerekiyordu. Birini araya sokmak, aracılık olmak gerekiyordu. Artık 96 yılından 2021 yılına kadar bayağı bir çok şey değişti. Arkadaşların konaklamaları, arkadaşların iş hayatı işte. Bizimki de bir stajyerlikle başladı Fatih Bey. Ama işte hedefimiz tabii ki aynı alanda ilerlemeye çalıştık. Peki bundan sonraki hayaliniz ne Erkut Bey? Yani şimdi arkadaşlarımız da orada çok merak ediyorlar. Erkut Bey bundan sonra ne olacak? 96 yılından beri bu mesleği icra ediyorsunuz. Melek yapıyorsunuz biliyorum. Bundan sonraki şeyiniz var mı? Bir hedefiniz var mı? Farklı bir hayalleriniz var mı? Yani biz tabii ki çoğu tecrübeyi yaşayarak aslında çalışarak öğreniyoruz. Yaşımız 41-42 ama çalıştıkça değişik tecrübeler kazanıyoruz. Bu alanda tabii ki daha çok ilerleme hedefimiz var. Herkesin olduğu gibi. Bir hedef tabii ki olması lazım. Ama bizim hedefimiz artık insan kaynaklarından tekrar farklı bir sektör yapma şansımız yok tabii ki. Bu alanda ilerleyeceğiz inşallah hep birlikte. Teşekkür ederim. Şimdi bu soruyu niye sordum aslında? Arkadaşlar ya Erkut Bey niye sordun? Bize sorun dediklerini duyar gibiyim. Arkadaşlar şimdi hayalleriniz olmazsa mutlu olamazsınız. İstediğiniz kadar doğru işi bulun, doğru yerde görev alın. Ama bir hayaliniz olması lazım. Hayaliniz sizi canlı tutar, diri tutar. Yani heyecanınızı, o amatör ruhunuzu, amatör heyecanınızı canlı tutar. Eğer olmazsa, Erkut Bey bakın kaç yıldır görev alıyor ve hala bir hedefi var. Ve hedefi olduğu için de bu işi devam ettiriyor. Yoksa siz bir süre sonra o standart hayata geçtikten sonra sizin artık aşağı doğru, motivasyon açısından aşağı doğru bir düşüşünüz gerçekleşir. O yüzden benim de şu an hayalim var. Ben de paylaşayım. Benim de hayalim genel müdür olmak. Daha önce yapmıştım. İnsan kaynaklarının operasyon alanında görev alınca da genel müdürlüğü biraz daha sevdim. Biraz daha hareketli bir ortam. O yüzden bir sonraki hayalim de genel müdür olmak ve bu beni canlı tutuyor. Sizi de mutlaka üniversiteden sonra ben şu işe gireceğim ama bu işten sonra uzun vadede bunu düşünüyorum deyip kendinize bir hedef koymanız lazım. Ne yaptınız? Kariyer planlamasını da yapmış oldunuz böylelikle değil mi? Kendi karakterinizi belirlediniz. Sektöre belirlediniz, çalışacağınız işi de belirlediniz. Şimdi kendinize bir hedef koydunuz. Dediniz ki ben 10 sene sonra Erkut Bey bölge müdürü, ben gidip Antalya'da İK bölge müdürü olacağım. Erkut Bey'in yerinde şu an oturacağım dediniz. Bu da güzel bir duygu. Erkut Bey oradan kalkarsa tabii 96'dan beri 10 senedir oradan görev alıyor. Kalktığı zaman arkadaşlar siz orada görev alacaksınız. Kendinizi her zaman geliştirin, araştırın, sorgulayın. Bunu elbette bence binlerce kez hocalarımız anlatıyordur. Arkadaşlar araştırmacı olun. Hocam bu konuda bir önce size söz vereyim sonra ben devam edeyim. Bunu çok kullanıyorsunuz değil mi hocam? Araştırın, sorgulayın, araştırın, sorgulayın. Çok çok her zaman kullanıyoruz ama şimdi bizim söylememiz de sizin söylemeniz farklı oluyor artık. Yani şöyle düşünün. Hani çocuğuna anne baba söyler hiçbir şey olmaz ama öğretmen bir defa söylerse o artık kanun hükmüne geçiyor. Evet. Her zaman söylediğimiz için demek ki artık biraz şey yapmayabiliyor, etki etmeyebiliyor sizin söylediğiniz kadar. Halbuki siz şimdi sektördesiniz, belirli kariyerleri oturuyorsunuz, belirli kariyerleri temsil ediyorsunuz, işletmelerinizi temsil ediyorsunuz. Sizin söylemeniz tabii ki çok farklı anlamda taşıyor bu arada.
Biz hep söylüyoruz arkadaşlar, mesleki olarak kendinizi geliştirin, kişisel alanda kendinizi geliştirin, ne bileyim kurslara gidin, eğitimlere katılın gibi gibilerdi ama tabii ne kadar dinliyor. Bazı arkadaşlar tabii çok dinliyorlar. Bakıyorum ki şuradan anlıyorum. Mezun olur olmaz hemen iyi bir yerde ve iyi pozisyonda iş bulabilen arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu da herhalde biraz söz dinlendiğini, biraz yönlendirmemize uyduklarını tahmin ediyorum. O yüzden de bizi tabii ki mutlu ediyor bunlar. Sağ olun hocam. Yani aslında bunları yazmamın sebebi şuydu. Biz de bu okul sıralarından geçtik. Hepimizin düştüğü hatalar vardı. Yani gerçi biz düşmeyerek buralara geldik ama düşen arkadaşlarımızdan, abilerimizden ya da bizden de zaman zaman düştüğümüz noktalarda bunlar düşmeyin aynı hatalara ve aynı yollardan geçmeyin diye. Bakın bizim dizimiz kanadı. Sizin dizinizin kanamasına gerek yok. O yüzden alın, burada rehber var. Bu rehberi kulak can kulağıyla dinleyin. Hocamız da oradan diyor ki bak ben size söylemiştim. İçinden de onu geçiyordu mutlaka. Bunları gerçekten yaparsanız işte sizin iş hayatında uzun vadeli doğru bir kariyere doğru ilerlemiş olursunuz. Araştırın, sorgulayın. Bu şu demek, hocanızın bir derste bir konuyla ilgili bir şey anlattığında arkadaşlar bakın sektörde şöyle bir iş var ya da iş olanaklarının içeriğine eğer girerseniz şu alana çok dikkatli, pür dikkatli inceleyin dediğinde mutlaka girip inceleyin. Hatta hocanın vermiş olduğu bilgilerin dışında yabancı kaynakları araştırın arkadaşlar. Yani hiçbir şey yapamıyorsun, YouTube'dan bakın ama gene araştırın. Araştırdığınız zaman o işi gerçekten öğrenmiş oluyorsun. Yani o iş üzerine bir bilginiz, fikriniz oluşmuş oluyor. Gittiğiniz yerlerde bu işle ilgili değerli yöneticiler, işte işverenler ya da bu anlamda ihtisas yapan kıymetli hocalarımızla en azından konuşabileceğiniz orta noktalarınız olmuş oluyor. Öğrendiğiniz bilgileri paylaşma ilke edinin. Bu üniversitede, lisede de hep aynıydı. Derse gelmeyen bir arkadaş kimse bilgi vermez hocam. Yani ben derse girdim, o kadar not tuttum. Sen de gelseydin, niye gelmedin? Kimse vermez. Haklı mı? Aslında haklı ama diğer tarafta da o bilgisini paylaştığında çok erdemli bir davranışta bulunmuş oluyor. Hem bir saygınlık kazanıyor hem de anlatırken aslında bir daha öğrenmiş oluyor, pekiştirmiş oluyor. Yani ne kadar şey biliyorsanız bilin, arkadaşınıza anlatamıyorsanız gidin kardeşinize anlatın. Kardeşinize anlatamıyorsa annenize babanıza mutlaka bildiğiniz, yeni öğrendiğiniz bilgileri mutlaka birileriyle paylaşmanızda fayda var. Bu sizin öğrendiğiniz notları, öğrendiğiniz değerli bilgileri pekiştirmeye ve geliştirmeye de sebebiyet verecek. Ayrıca saygınlık kazanacaksınız. Saygınlık çok çok önemli bence. Bunu tavsiye ediyorum size. Öğrendiğiniz tüm bilgileri not edin. Ben iş hayatına başlarken ajandam vardı. Hala o ajandam benim de gelir. Çok kıymetli notlarım vardır. Çünkü hep araştırmışımdır. İş hayatında da çok kıymetli yöneticilerle çalıştım. Ya abi bizim aramızda laf olmaz dediğimde Fatih'ciğim abi çok güzel, abi kardeşiz ama iş hayatında abi kardeş yok. Sen bunu yaz. Yarın Fatih gider, Mehmet gelir. Kaldı yarın devam edersin demişlerdi. Altın küpemi o zaman takmıştım kulağıma. Dedim ki çok doğru bir not. O yüzden işe başlarken staj döneminde mutlaka verilen önemli bilgileri ya da işinizle alakalı size anlatılan konuları mutlaka not edinin. Yarın bir gün karşınıza çıkacaktır. Erkut Bey, sizde böyle bir şey var mı? Sizi merak ettim. Hani ben böyle not tutuyorum falan. Sizin var mı geçmişten gelen? Ya geçmişten gelen tabii ki bizlerde de sakladığımız, bizim hatıra olarak sakladığımız birçok şey var tabii ki. Ama ben de şeyi çok severim. Söz uçar, yazı kalır kısmında çok şeyimdir. Her zaman bir her şeyi yazılı yapmayı severim. Böyle yapınca da biraz sen insan kendini hem karşı tarafı biraz garanti altına almış oluyor. Bazı sözlük konuşmaların aslında yazılı olarak onayını vermiş oluyoruz. Sakladığımız tabii ki örnek olarak sakladığımız birçok şey var. Peki, teşekkürler. Kızlara sormuyorum, kızlarda vardır mutlaka. Hatıra defterlerinden tutta lise, ilkokullardan bile vardır. O anahtarlı hatıra defterlerini neyi tam hatırlayamadım ama onlar vardır eminim. Var. Yani benim var şahsen. Hala durur. Ara ara okudum. Evet. Bazıları anahtardı. Çok var sadece. Kara kaplı olanlar. Evet. Kara kaplılar. Peki arkadaşlar. Bir sonraki sayfamıza bakalım. Ne yaptık? Bunları pekiştirdik. Dediniz ki Fatih Bey, ben kendimi tanıdım. Sektörümü belirledim. Kariyerimi planladım. Şimdi ben ilk görüşmeye gideceğim. Ne yapmam lazım? Erkut Bey sizi davet etti mülakata. Dedi ki işte bizim başvuru yapmış olduğumuz ilanımızdan niteliklerinize uygun iş olduğunu gördük. Sizi o yüzden davet ettik.
sizi kısaca tanıyabilir miyiz diye bir nezaket sorusuyla başladı. Burada hep yapılan en büyük hata şu, ya sizi tanıyabilir miyiz deyince arkadaşlarımız genelde memleketlerinden söz etmeye başlıyor. Yani benim annem işte Bulgaristan'dan geldi, biz Bulgaristan göçmeniyiz, oradan buraya geldik, oradan Selanik'e geçti, Selanik'ten şöyle bir hayat hikayesi oldu. Babam şöyle, annem böyle, kardeşim böyle, hala daha işe gelemediniz. Şimdi bir bölge yöneticisinin ya da bir insan kaynakları yöneticisinin iş programı çok yoğun olabiliyor. Mülakatlarda ayrılan süre maksimum yarım saat, bilemez 45 dakikadır arkadaşlar. Çünkü iş akışı devam etmek zorunda. Bundan dolayı da size kendinizi tanıtır mısınız dediğinde 5 dakika boyunca, yani 5 maksimum 10 dakika boyunca empati kurarak insan kaynakları benden ne istiyor, beni niye işe alsın sorusunun cevabını siz kendiniz vermeniz lazım. Yani arkadaşlar sizi bugün dövüş şef olarak çağırdıysa dövüş şef ilanında başvuruda bulunuyor. Allah, ses gitti diye ödüm koptu. Her şey yolunda mı hocam? Yok yok, problem yok. Sesiniz geliyor. Tamam. Burada empati kurduğunuzda Erkut Bey dövüş şef ilana başvurduysanız ne arıyordu Erkut Bey sizden? Bir kere diyordu ki ilanda, ilanı hatırlamanız lazım. 2 yıl deneyim sahibi olacak, yabancı en az upper intermediate olacak, üniversite mezunu olacak, işte Antalya'da Belek bölgesinde görev alacak gibi maddeler sıralamıştı. Siz hemen kendinizden bahsederken ben Fatih Bayca, işte XX üniversiteden X bölümden mezun oldum. Hatta iyi bir diplomantoyla ayrıldıysanız şu diplomantoyla ayrıldım. Şu zamanda mezun oldum. Şu 2 tane işletmede görev aldım. Şundan dolayı ayrıldım. Yabancı dilim de üniversite zamanındayken gittiğim kurslarda en az upper intermediate seviyesinde sertifika aldım. Bakın sizi hiç sormuyor. Ne zaman aldınız, nerede aldınız diye sormuyor. Siz zaten kendiniz cevaplıyorsunuz. Ondan sonra Belek bölgesinde, X bölgesinde, yani Belek'in X mahallesinde oturuyorum. Buraya yürüme mesafesinde. Erkut Bey'in kafasında otomatikman şu oluşuyor hocam. Erkut Bey diyor ki, aa baksana presentable, kendini iyi geliştirmiş, kendini çok iyi ifade ediyor. Kendine özgüven var, beni ne aradığını biliyor, beni yormuyor canım ya. Aradığım aday bu ya işte falan diyor. İçinden geliştiriyor. Sonrasında diyor ki, ben bu aday buradayken acaba departman müdürü buradaysa görüştürebilir miyim? Bakın daha siz konuşurken bile o sizin o ilk 5 dakikadaki verdiğiniz izlenimden dolayı sizi ikinci görüşmeyi bile planlamaya başlıyordur. Çünkü adayı bulduysa kaybetmeme düşüncesiyle ikinci aşamaya geçmeye çalışıyor. Ama siz burada eğer zamanı doğru kullanamadıysanız, Erkut Bey burada nezaket çerçevesinde acaba şuradan başlasak mı? Hani bölüyorum ama bir işten başlayalım. İşte ne yaptığınıza geliyor. İşte siz biraz daha yine yuvarlıyorsunuz. İşten çıkıp yabancı nerede öğrenmiştiğinize geliyor. Hani bunların hepsini soru yumağına dönüşünce bu bir saati aşıyor. Bir saati aşaması için Erkut Bey maalesef mülakatı bitirmek durumunda kalıyor. O yüzden siz kendinizi çıkarken görüşmeden, ya ben ne kadar kötü bir görüşme yaptım diye kendi kendinize bunu sorarak motivasyonu düşürmeye başlıyorsunuz. Bu hepimizin başından geçti mi? Geçti. Ama sizin başınızdan geçmesin. O yüzden 5 dakikada ya da maksimum 10 dakikada anlatmanız çok önemli. Erkut Bey, sizin burada mülakatlara gelen adaylarda aradığınız kriterler neler olur? Benim bu anlattığımın dışında dikkat etmesi gereken püf noktalar var mı? Bu stajyer için de geçerli. Aday için de stajyerinki tabii biraz daha minimum seviyede, anlatacağız onu bir daha. Bir sizden duyalım. Evet. Farklı bakış açınız var mı? Şimdi ileriki şeylerde de bahsedecek zaten. Siz de detayları vereceksiniz. Önemli olan bir düzgün hazırlanmış CV ile aslında gelmeleri gerekiyor arkadaşların. CV'de dediği gibi kısa ve öz ilgili ilan çıkılan, alınması gereken pozisyonla alakalı neler istemişiz? Bunları kısaca bir açıklayıp şey yapmak gerekiyor, anlatmak gerekiyor. Böyle olunca bizlerin biraz daha şeyi hızlanıyor. İşte detaya girmiyoruz. İşte yarım saat 45 dakika değil de işte 20 dakikada, 25 dakikada belki aynı görüşme içerisinde departman müdürleriyle bile aslında görüştürme şansımız çok oluyor. Gelen arkadaşlar kısa ve öz bir şekilde kendilerini anlatıp ilerlersek tabii ki bizim için ve departman yöneticisi için daha çabuk adaylara ulaşma şansımız ve daha çabuk o görevi doldurma şeyimiz alıyor. Peki, teşekkür ederim. Şimdi siz burada tabii ki benim bahsettiğim genelde hep adaylar içindi. Siz stajyer başvurusunda bulunuyorsunuz. Stajyersiniz. Tecrübeniz yok. Tecrübeniz yoksa ne yapacağız Fatih Bey? Ya bu dedikleriniz biraz böyle bana havada kaldı. Ben ne yapacağım? Ne edeceğim? Arkadaşlar, bir mülakata gittiğiniz zaman 0 kilometreyseniz, hiçbir bilginiz yoksa yapacağınız tek şey şu. Dürüst olmak. Ben bu işi çok istiyorum. O güzel amatör ruh heyecanınız vardı ya.
o amatör ruhunuzla o heyecanınızı birleştirip Erkut Bey, ben stajyer adayım, ben sizin markanızı araştırdım, şirketinizi araştırdım. Antalya'da 3 tane oteliniz varmış. Türkiye'nin en büyük 5 otelinden bir tanesi Mardan Palace'ı almışsınız. Nisan 2019'da onun takibini yapıyorum. İşte sizin eğitim gelişim departmanınız var. Akademiniz var. Bunu içeriden arkadaşlarından bilgi edindim. Süheyli Hanım var. İşte içeride bizlere eğitim veriyormuş. Ondan sonra İstanbul'da Seçil Hanım varmış. Bu konulara girdiğiniz zaman şunu düşüneceğiz. Ya bu arkadaş stajyer ama ne kadar çok istekli ya. Ne kadar çok bu işi istiyor diye bize bir olgu oluşturuyorsun. Ama gerçekten bu iş istediğinizi gözlerinizden yansıtmanız lazım. O heyecanınızı yansıtmanız. Yansıtırsanız işte stajı %99 kaparsınız. Bir de avantajınız ne olacak burada? Staj süresinde yani staja başladığınızda Erkut Bey ben ilk defa staj yapacağım ama öncesinde hiç işimle ya da sektörle alakalı olmayan işte bir yerde mağazacılık yaptım. İşte bir yerde satış danışmanlığı yaptım. Bir yerde İşte görevli olarak çalıştım dediğinizde demek ki bu arkadaş ne olursa olsun kendini geliştirmesi için başka bir yerde 3 ayda da olsa çalışıp en azından iş hayatını görmüş diye bir izlenim yaratacak. Burada eğitim departmanındaki arkadaşlarımıza soralım. Mesela eğitim departmanında stajyer başvuruları oluyor. 0 kilometre bir stajyerimiz size Süheyli Hanım size gelirse ve kariyerinde de daha önce farklı sektörlerde çalışmış ama çalışmış yine de baktığınızda bu size bir avantaj sağlar mı? Yani onu alma konusunda tatmin eder mi? Tabii ki kesinlikle. En azından şunu düşünürüm. Yani artık öğrenci kafasının dışında bir de bir ekibe dahil olmayı biliyor. Yani bir ekibin içerisinde bir sorumluluk alma deneyimi olmuş en azından diye düşünürüm. Çünkü gerçekten öğrencilikle iş hayatı birbirinden çok farklı. Ve aslında en önemli fark da artık kendinizin sorumluluğu dışında, dersleriniz bir parçası olma sorumluluğunu taşıyorsunuz. O yüzden avantaj. Avantaj. Kesinlikle Fatih Bey. Kesinlikle. Yanındaki arkadaşımız Şeyma'nın da kafasını sallıyor. O da onunla evvel. İkiniz aynısınız diye düşünüyorum. Güzel. Kesinlikle hemfikirim ben de Fatih Bey. Heves çok önemli. Biz Erkut Bey'le güzel bir anımdan bahsedeyim benim müdürümle. Hevesimden dolayı alındığımı da düşünüyorum işe. Değil mi Erkut Bey? Doğru. İstediğimden dolayı. Canlı Şeyma. Sıkıştırdık bunca yıllık geri bildirimi de sıkıştırdık. Şimdi onu ben açıklık getireyim. Şeyma Hanım madem açtı ben de konuya dahil olayım. Biz Mardan Palace'ın açılışında tanışmıştık Şeyma Hanım. Ben de oradaydım hatta. Ayaklı sohbette kulak çok daha sonra tanışma fırsatı yakalamıştım. Dediği çok doğru. Biz o gün tabii Mardan Palace 1200 çalışanlı bir yer arkadaşlar var. Türkiye'nin hakikaten en büyük 5 otelinden bir tanesi. Zaten göreceksiniz. Konsepti zaten saray konsepti. 1200 kişi işe başlattık. 5000'e yakın başvuru aldık. Şeyma Hanım da bunlardan bir tanesiydi. Şimdi 5000'in arasında nasıl parlamanız lazım? İşte kendiniz olursanız, dürüst olursanız ve işine kadar istediğinizi çok kısa sürede yansıtabilirsiniz. İş alırsınız. Yani bugün Şeyma Hanım'ın dediniz ya hevesim vardı. Ben de oradan şahit. Doğru söyledi gerçekten. O iş çok istediğini bize de yansıttı. Hatta Erkut Bey'e de ben de eğer benim de bir hakkım varsa puanımı Şeyma Hanım'dan kullanıyorum demiş. Ben de yapayım bari. Böyle bir durum yaşamıştık. O yüzden heves çok önemli. Hiç çok istemeniz önemli etkenlerden bir tanesi. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz bunların hepsini yaptık. Dediniz ki ya Fatih Bey güzel. Bunların hepsini yaptık. Ben bu sene mezun olacağım. Mezun olurken ya ne yapmam gerekiyor? Nasıl bir iş aramam lazım? Yani nereye başvuru yapacağım? Giriyorum telefondan. İlanlara bakıyorum. Hiçbir ilan da yok. Hatta var olanlarda tıklıyorum, açıyorum. Başvuru yap diyorum. Sonra babam da soruyor. Oğlum ne oldu ya da kızım ne oldu başvurular diye. Baba işte kimse bana dönüş yapmadı diye cevap veriyorsun değil mi? Arkadaşlar aslında işte o kadar kolay değil aslında. Yani bir iş çok istiyorsanız sadece telefonla, aplikasyonla bir başvuru yaparak o işi almanız çok doğru değil. Başvuru yaptığınız çağrıldığınızda o da sizin şansınıza. Bunun daha önemli etkili yolları var. Şimdi onlardan söz edeyim ben size. Bu arada eskiden dediğim ya 5 sene öncesine kadar da iş arama çok zahmetli bir durumdu. Bir yerden bir yere giderken hem efor sarf ediyorsunuz hem ekonomik açıdan büyük bir zorluğu var.
hem de gitmekten artık piliniz bitmiş oluyor. Mülakata farklı bir ambiyansla giriyorsunuz. O yüzden zor meşakkatliydi. Şu an artık her şey sosyal mecralardan ya da İşkur'un istihdam fuarı dediğimiz bir fuarı var. Buraların daha kolay oluyor. İstihdam fuarı her yıl her ilçede ve ilde yılda bir defa yapılan bir fuardır. Mutlaka İşkur sitesinden bu istihdam fuarlarını araştırın. Yaklaşık 200-300 tane firmanın bulunduğu, hayalinizdeki işin karşılığındaki yöneticiler kimse, onları orada bulabileceğiniz, direkt iş başvurusunda bulunacağınız, mülakat yapabileceğiniz, mülakat sonrasında uygunsa direkt orada teklif alabileceğiniz bir platform düşünün. O yüzden istihdam fuarlarını mezun olduktan sonra mutlaka takip edin ve takipçisi olun arkadaşlar ve girin. Sonra dediniz ki Fatih Bey, istihdam fuarlarından da bir şey çıkmadı bana. Ben ne yapmam lazım? Erkut Beylerin Mardan Palas'ını ben çok beğendim. Bir ilan da gördüm, bayıldım. Ama hiçbir CV'm yok. Acaba Erkut Bey CV'nin hangi tarafını sever, nasıl yapsam diye düşünmeyin arkadaşlar. CV göreceli bir kavram değil. Subjektif bir kavramdır aslında. Erkut Bey'in deneyimleri, tecrübeleri size CV'deki bakış açısını farklı gösterir. Benim deneyim tecrübelerim CV'deki bakış açımı farklı gösterir. Yani ama ortak özellikler var mı? Var. Güzel bir resim koymanız hepimizin ortak temennisidir. İşte adresinizin, iletişim bilgilerinizin olması, okuduğunuz okulun olması, iş deneyimlerinizin olması ve hobilerinizin olması, bu hepimizin ortak görüşüdür. Ama hiç bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ben Word'de indireceğim, şey yapacağım, bayağı bir uğraşacağım diyorsanız hiç uğraşmayın. En basit ve kurumsal olabileceğini düşündüğünüz online iş arama portallarına, Kariyer.net, Secret CV'ye yeni bir işten mutlaka bir üyelik yapmanız lazım. Üyelik yaparken zaten size sorular soruyor. Bu sorulardan sonra da size bir CV çıkmış oluyor. Yani siz kendi karakterinizi CV'ye, özetine yansıtmış oluyorsunuz. Sonra dediniz ki ben bu Mardan Palas'ı bir araştırayım ya. Bu bir ilan gördüm ama bu Mardan Palas kimdir, nedir? Girdiğiniz detaylarına baktınız. Envai çeşit hizmetleri var. İşte Türkiye'nin en büyük 5 otelinden bir tanesi olduğunu karar verdiniz, anladınız. Sonra Titanic markasını araştırdınız. Bayağı kurumsal Türk markası, 25 yıldır hizmet veriyor. Sizi etkileyecek tarafları var. Tamam, burası cep dediniz. Bir de ben bu insan kaynaklarına bir bakayım. İnsan kaynakları modüllerinde sosyal medyanın insan kaynakları çalışanları ilgine yapmış diye. Buraya da bakmanız lazım. Yani eğer sosyal medya insan kaynakları çalışanlarına bir anneler gününde bir kutlama yapmadıysa, bir doğum günü kutlamaları yapmadıysa, işte bir sosyal sorumluluk projeleri yoksa, ya o kadar çok şey yaptık ki şimdi düşünüyorum. Eğer sizin çalışanların değerini anlayacak bir paylaşımlar yapmadıysa, orada soru işaretleriniz olsun. Eğer yaptıysa deyin ki tamam ya, bunlar bu firma çalışanlara kıymet veriyor. Benim o zaman değerimi bu firma anlayacaktır diye bir adım daha atmanız lazım. Sonrasında firmayı araştırdınız. Dediniz ki ya ben başvurumu da yaptım Dömüşef ilanına Mardan Palas için. Dediniz ki ya ben bir de Mardan Palas'ı arayayım. Diyeyim ki ya oranın insan kaynakları e-mail adresi nedir diye sorayım dediniz. Normalde eskiden hocam bu çok zordu. Aradığınızda birinin e-mail adresini almak, iletişim bilgilerini almak imkansızdı yani. Bize kapıdan içeri sokmazlardı, öyle söyleyeyim yani. Şimdi çok şanslı öğrenciler. İstediği oteli arasınlar, bu markası ne olursa olsun. Resepsiyonlar insan kaynaklarının e-mailini istiyorum dediklerinde çok rahatlıkla İnsan kaynaklarının e-mail adresini alabilirler. Sonra Erkut Bey'in e-mail adresini aldılar. Gönderdiler. Dediler ki Erkut Bey, bir de ön yazı yazdılar bu arada. Ön yazının örneğini de anlatacağız. Ön yazı der ki ben Fatih Baycan, şurada şurada okudum, burada görevlerde bulundum, niteliklerim bunlar bunlardır. Sizin Dömüşef ilanınıza başvuruda bulunmak istiyorum, değerlendirmenizi sunarım diye yaptınız. Sonra bir hafta geçti. Erkut Bey'den ses seda yok. Kariyer portaldan da ses seda yok. Dediniz ki ben bir ikinci hafta bir hatırlatma maili attınız. Yine bir şey çıkmadı. Üçüncü haftada arkadaşlar çıktısını alın, ön yazısının. CV'nin de çıktısını alın. Güzel bir dosya haline getirin. Gidin Mardan Palas'ın güvenliğine. Deyin ki ben Erkut Bey'e, insan kaynakları bölge müdürünüze de yöneticinize bir CV atmışım. Bu CV kendisine aktarabilir misin dediğinde yine alacaktır CV'nizi götürüp Erkut Bey'in masasından bırakacaktır. Şimdi Erkut Bey sizi aramıyorsa 3-4 tane dinle. Birincisi bütçe zamanına denk gelmiştir. Mesela biz bu sene bütçedeydik. Bütçe zamanına denk gelmiştir. Hakikaten çok yoğundur, sizi arayamamıştır. İkincisi, departman yöneticisi yani mutfak şefi, dövüş şefi başvuru yaptığınız için mutfak şefi şirkette değildir ve yıllık iznedir. 3 haftalığına yıllık izne çıkmıştır. Üçüncüsü, gerçekten siz nitelikleriniz bu CV'ye uygun değildir. Siz bugüne kadar deneyimlemeniz hep FMB olmuştur ya da atıyorum ön biri olmuştur. Siz mutfak istiyorsunuzdur ama aradığı nitelikler farklı olduğu için örtüşmediği için sizi aramıyordur. Bu üçten sebep vardır. Ama siz
bu meşakkat zahmetli işi yaparsanız ve size hala dönüş gelmiyorsa, o zaman bir ay sonrasında dönüş gelmiyorsa siz bence yeni iş arama sürecine başlamanızda fayda var. Burada tabii ki CV'nin içeriği de çok önemli. Eğer siz dönüş şef ilanına başvuru yapıyorsanız, daha önce F&B yapmışsınız, ömür yapmışsınız, HK yapmışsınız ama siz mutfak istiyorsanız mutfaktaki daha önceki deneyimlerinizi ve almış olduğunuz sertifikaları CV'nize biraz daha doldurabilirsiniz. Ne kadar doldurursanız aramış olan kriterler örtüşüyorsa siz o zaman daveti hak kazanıp artık mülakatta empati kurarak anlatmış olduğumuz adımları yaparak süreci noktalayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki slaytımıza bakalım. Dediniz ki ya Fatih Bey, ben stajyerim, benim hiçbir deneyim yok ki. Yani siz bahsediyorsun, yine adaylardan bahsediyorsun. Tamam arkadaşım, sakin ol. Sana burada stajyersen ve yeni mezun olacaksan ondan bahsedelim. CV'ndeki okuldaki başarılarından bahset. De ki ben hocamızın vermiş olduğum X bir projede görev aldım. Takım oyuncusuydum. İşte liderlik yaptım. İşte ya da şu çalışmalarda birinci oldum, ikinci oldum, ödül aldım. Staj yaptıysan staj yaptığın yerde referans. Bu referans kısmında hep hocalarla ilgili şöyle şeyler duyarız. Ya öğrenci diyor ki bana, hocam işte hocam bir daha sizin yüzünüzü görmeyeceğim ya, benim bu son senem, oh çok şükür kurtulursunuz. Hocam var mı size öyle diyenler bu arada? Yüzümüzde olmadı ama arkamızdan diye var. Şimdi işte onları demesinler, arkanızdan da demesinler hocam. Çünkü günün sonunda referans istiyoruz. Diyoruz ki staj başvurusunda bulundun ama Ümit hocanı yazmış mısın? Hangi hocadan yazdın? Bölüm hocalarını kimler, kimleri yazdın diye. Yazdıysa zaten referans için arıyoruz. Yazmadıysa daha tehlike ediyoruz ki burada bir şey var galiba. Yine arıyoruz sizi. Yani o yüzden mutlaka öğrencilerimiz hocalarımıza iyi geçinmeli. Staj için mutlaka onaylarını almalı. En büyük tavsiyemiz onlara olur. Sonrasına bakalım. Sonraki slaytımızda ne varmış? Evet, en çok sorulan sorular. İnsan kaynaklarına gidiyorum ben Fatih Bey. İlk defa görüşmeye gideceğim. Ne yapacağım ben? Burada ortak insan kaynaklarını almış olduğu ortak bazı sorular var arkadaşlar. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kendine söz eder misiniz? Bu aslında nezaketen sorularmış. Çünkü her insan kaynakları zaten sizin CV'nizi alıp incelemiştir. Üzerine gerekli sorulara, soracağı sorularda not almıştır. Ama bu nedir? Yine sizin orada rahatlamanızı sağlayacağı, işte rahatlamanız için heyecanınızı bastırabileceği küçük bir sorudur. Uzun vadeli, kısa vadeli hedefleriniz nelerdir? Beğenmediğiniz gelişmesi yönleriniz nelerdir? Kurumsallık nedir? Kurumsallık sorulur ama bir stajyere sorulmaz ama bir adaya sorulur. Sizin kurumsallıktan beklentiniz nelerdir? Bizim şirketimiz ne kadar kurumsal olduğuyla örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu, onu öğrenmeye çalışıyoruz. Sizi neden işe alalım? Kendinizdeki iş tanımlar mısınız? Neden bir firmada çalıştınız ya da bu kadar uzun sürede çalıştınız, çalışmadığınızı sorusunu sorabilirsiniz. Bu sorular uzayıp, yani en son soru da şu, stres ve baskıya nasıl başa çıkardınız? Mesela bu soruyu stajyer olarak aldıysanız, okulda Ümit hocam vardı, sağ olsun bizi o kadar çok zorladı ki artık yani stresten uyuyamadığımız zaman oldu ama Ümit hoca hiçbir zaman ters düşmedik. Gittik onunla işte ızdasını aldık, diplomamızı aldık, öpüştük. Toplaştık, teşekkür ettik, yollarımızı ayırdık. Bakın ne kadar bir erdemli bir şey. Yani stresli başa çıkmanın metotları. Ben gece 3'e kadar çalıştım. 3'ten 5'e kadar da dinlendim. 5'te kalktım bir daha çalıştım mesela. Stresimi de indirgedim minimuma. Atıyorum yani. Böyle bir şey diyebilirsiniz. Bu da sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bu sayfaya geçiyorum. Peki, ya Fatih Bey, staja gideceğim ama sana milyon tane sorular var. Bu soruların çoğu da aslında bunlar arkadaşlar. Konuya nereden başlamalıyım? İstediğin yerden başla ama önce İK'cının sana soru sormasını bekle. Acaba çay kahve ikramı yapılsa istemeli miyim? İste arkadaşım. Ne istiyorsan canım iste ama abartıya gitmemek kaydıyla. Mülakatta heyecanlansam ne yapmalıyım? Bizler de insanlık. Bizler de masanın diğer tarafındaydık bir zamanla. Gayet heyecanlanma, gayet normal. O yüzden tebessümle bu duruma geçirebilirsin. Çalıştığım yerden neden ayrıldığımı söylemeli miyim? Mutlaka söylemelisin. Dürüstlükte fayda var çünkü sektör küçük. Bugün Erkut Bey anlatmadığını yarın benden duyarsa iş ak nefesi olabilir ya da uzun süre çalışacaksan bu süreyi minimuma düşürmüş olursun. Mülakatta bir hata yaparsam elenebilir miyim? Arkadaş hiçbir zaman elenmezsin karşınızdaki insan. Böyle bir şey yok. Tuşa bastığın zaman seni hemen elecek. Yanlış cümle kullandın. Hadi sen çekil sıradaki gelsin diye bir kavram yok arkadaşlar. O yüzden bir hata yapmaktan çekinmeyin. Kendiniz olun, dürüst olun. Alacağım ücret sormalı mıyım? Bence sormayın. İlk görüşmede çünkü iş aldığınız garantili değil. O yüzden ikinci görüşmeye bekleyin. Nasıl bir olumlu izlenim yaratabilirim? Kendiniz olursanız zaten olumlu izlenimin en güzelini yapmış olursun. İş istemeli miyim? Gözünüzden
fışkırsın böyle. Ben bu işi istiyorum Erkut Bey, bana bu işi verin diye haykırın ama tebessümle buna haykırın. Erkut Bey'e o sert mizacınızı gösterirseniz o arkadaşlar ters tepebilir. O yüzden sempatikle isteyin yani. Sempatik halinizle isteyin. O önemli. Sonrasındaki slayta bakalım. Sonrasındaki slaytımız en önemlisi bu arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım, işimizi aşkla yapalım. Yani Erkut Bey bugün baktığınız zaman bir tane otelde 1200 kişiden sorumlu. Sadece bir otelden yaklaşık yazın yaz sezonunda 3500 kişiden sorumlu. 3500 kişinin Erkut Bey'i sık sık aradığını, mailler attığını, taciz ettiğini, kapıdan daha girerken sorunlarla karşılaştığını. Şimdi Erkut Bey diyor ki beni güzel tarif ediyorsun Fatih Bey diyor. Kapıdan girerken... Arkadaşlar korkacak. Ne kadar? Ama bu bizim görevimizin bir parçası yani. Ama şuna geleceğim. O kadar çok soru, o kadar çok problemle karşılaşıyorsun gün içerisinde. Ben İstanbul bölgesinde biraz daha şanslıyım ama Erkut Bey sayısı anlamda o konu daha yok Antalya Bodrum'da. O yüzden bazen akşam saat 9, bazen 12'de de eve gitti oluyor. Ama hiçbir zaman mutsuz değil. Ben hiçbir zaman mutsuz değilim. Çünkü niye biliyor musunuz? İşimizi aşkla yapıyoruz, keyifle yapıyoruz. Egoların olmadığı bir yerde, egolarınızı bir tarafa bırakırsanız, yetkinliklerinizi doldurursanız, işte doğru yerlerde de çalışırsanız, keyifle işinizi yaparsınız, aşkla yaparsınız. Bir üzerine maaş alırsınız. Yani hobiye dönüşmüş olur. Umarım hayalinizdeki işleri layıkıyla yaparsınız ve oraya çok kolay gelirsiniz. Ama hiçbir şey kolay değil, bunu bilin. Ne yaparsanız yapın, işinizi aşkla yapın. Son cümleyi de Erkut Bey'e verin sunumun sonunda. Erkut Bey, işinizi aşkla yapalım mı? Tabii ki. Her bir başlangıcın bir şeyi olacak. İşimizi aslında kendi işimiz gibi görmek lazım. İşte bugün buradayız, yarın başka bir işletmeliyiz. İşte nasıl ben paramı alıyorum, akşam eve gidiyorum diye düşünmemek lazım. Dediğim gibi benim burası üçüncü iş yerim. Kendi iş yerim gibi görerek aslında çalışmayı seven birisiyim. Akşam eve gittiğimde rahat bir şekilde yastığa kafamıza koyabiliyoruz. Neden? Ve dediğiniz gibi 9'larda, 12'lerde belki gitmediğimiz zamanlar da oldu hep birlikte. İşimizin üstünde aslında gördüğümüz için aslında arkadaşlarımızın aslında buradaki şeyi kariyer hedeflerini de aslında bu şekilde çizmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar Fatih Bey. Fazla tutmayayım ben çok konuşurum biraz da. Teşekkür ederim Erkut Bey. Şimdi bizim ön yazılımını satın almak gerektiğini, staj başvurularını nereye nasıl yapacağınızı şimdi anlatacağız. Bu konuyla ilgili Seçil'in ve Süleyman'ın sözü duyduklarım. Teşekkür ederiz Fatih Bey. Ben biraz bahsedeyim, zaten Süheyla Hanım'a da sözü vereceğim sonrasında. Şöyle bir ekran paylaşacağım yine sizinle. Geldi galiba değil mi? Evet. Tamamdır. Biz sizler için aslında bir ön yazı hazırladık. Ekran görüntüsü alın lütfen. Staj için başvurmak isterseniz bu şekilde mail atmanızı rica ediyoruz. Antalya bölgesi için Süheyla Hanım'a, İstanbul bölgesi için bana mail atın. Burada mail adreslerimiz, üst tarafta mail adreslerimiz yazıyor. Şu şekilde yazmanızı istiyoruz. Değerli yetkili, X okulunda, X bölümünde, X sınıfında okumaktayım. 2020-2021 yılı staj başvurusu için X oteliniz önceliğim olmak kaydıyla X ve X otelinizde X departmanında görev almak isterim. Staj sürem şu kadar gün, çalışma günlerim haftanın şu kadar günü. Lütfen bunu belirtin, haftanın her günü de olabilir. İşte 3 gün ya da 5 gün de gelebilirsiniz. Yetkinliklerim ve güncel özgeçmiş bilgilerim ekte yer almaktadır. Değerlendirmenizi sunarım saygılarımla. Burada yetkinliklerinizi de belirtin lütfen. Ne istediğinizi, hangi departmanda görev almak istediğinizi. Biraz önce Fatih Bey bahsetti. CV'nizde okulda yaptığınız çalışmaları, projeleri mutlaka yazın. Yetkinlikleriniz bu yüzden önemli bizim için. Bunu mutlaka bu şekilde hazırlamanızı istiyoruz. Teşekkürler. Ben Süheyla Hanım'a da söz vereyim. Ekran dursun isterseniz Süheyla Hanım. Evet çok memnun olurum. Seçil Hanım'ın söylediği gibi İstanbul otelleri için Seçil Hanım'a mail atmanız gerekmekte. Antalya ve Bodrum staj talepleriniz için de bana mail atmanız gerekmekte. Bu ön yazı, yani şu an stajyer olarak başvuracaksınız ama daha sonrasında da
iş, yani iş hayatına atılmışsın. Gerçekten aday olarak başvururken kullanabileceğiniz bir dille, profesyonel bir dille hazırlanmış bir ön yazı. Bunun lütfen bir ekran görüntüsünü alın. Çünkü evet çok güzel bir CV hazırlıyorsunuz, yetkinliklerinizi yazıyorsunuz. Böyle gözlüklü, şortlu değil, gayet güzel bir fotoğraf da CV'ye koyuyorsunuz. Ama ön yazısı olmadığında biz o CV'nin içerisinde hangi departmanı istiyor, işte hangi gün staj, ne kadar var, hangi otelimizi istiyor, bunu çok ayırt edemiyoruz. Bu ön yazı olursa sizlerin taleplerini sefer etmek, ayırmak için bize çok yardım olur. Şu an chat bölümünden yazan Sevda Nur Barutçu öğrencimizi de görüyorum. Daha önce biz de sanıyorum staj yapmış. Biz sizleri hakikaten iş hayatınıza atılmakta staj çok ilk adım, ilk kapı. Gerek eğitim departmanı İK olarak size yardımcı olmak, destek olmak, yaşayacağınız ilk zorlukları birlikte aşmak için hazırız. Sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bu kadar. Evet. Teşekkürler hocam. Şimdi soracağım kısmına geçelim istiyoruz. Yanda da sorular var. Arada arkadaşlar yazdı. Biraz aşağılara da düştü sanıyorum ama yine şey yapabiliriz, bakabiliriz. Burada hemen bir araya gireyim müsaadenizle. Şimdi biz bu sunumu yaparken otellerimizden bahsettik ama aslında bizim hedefimiz sadece otellerimizde staj almak değil ya da kendi markamızda staj adaylarımızla görüşmek değil. Biz sektör hizmet vermek istiyoruz aslında. Biz bunu anlatırken başka bir markada da görev alan arkadaşlarımız ya da başka bir yere başvuran arkadaşlarımız için de geçerli bu. Nereye giderseniz gidin arkadaşlar. Umarım size bir katkımız dokunur ve istemiş olduğunuz yerlere gelirsiniz. Çünkü bunlar çok kıymetli bir şeyler. Kimse bizlere böyle anlatılmadı. Biz buna hep hayat tecrübesinden kendimiz düşerek, kalkarak, işte kapıdan kovularak, bacadan girmeye çalışarak bunları öğrendik. Hani siz de bunları eğer hayalleriniz varsa ve bu hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız bundan dolayı anlattık ama bize de gelirseniz tabii ki memnuniyetle Titanic Akademimizde bulunan arkadaşlarımız sizin eğitim sürecinizden, daha otelden girişinizden başlayarak oryantasyonla otelden çıkana kadar, sizin stajınız bitene kadar hep peşinize ve takipteler. Sadece onların da değil, departman yöneticilerinin ve takım arkadaşlarınızın da size iş bilgilerini aktardığı ve sahada olmanızı istediği bir şirketiz, bir işletmeyiz. Başka şirketlere de görev alabilirsiniz, gayet normal. Umarım sizlere faydalı olmuştur bu sunum ve içerik. Buyurun hocam. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bilgilendirdiniz bizi. Hem gerek işletmeniz, gerekse kurumsal işletmenin farkını ortaya koymak adına, gerekse stajyerin bize şöyle, yani stajyerin ne kadar önemli olduğunu veya stajyere ne kadar değer verdiğini hissettik ben bu konuşmada. Bizim için çok önemli, gurur verici bir şey tabii ki. Yani stajyere bu kadar sahip çıkan bir işletmeye öğrenci göndermek bizim her zaman avantajımız olur tabii ki. Tabii bana da gelen sorular oluyor da, bakıyorum şöyle mesajlara da. Öğrenciye sorduktan sonra soracağım. Bazı sosyal hakları soruyorlar. Eğer oradan sormazlarsa ben sorarım. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Biraz soru cevabı geçelim mi istersiniz? Tabii hocam, buyurun. Hemen. Ben şöyle biraz altlarda da kaldık kesinlikle. Evet, Leyla ve bakıyorum Zehra. Hocam bu mesaj mı bu arada? Milyon tane nokta mı geldi? Ben anlayamadım. Yani o arada şöyle sanırsam sistemsel bir şey oldu. Söyledi arkadaşlar. Bir şey mi diyorlar? Ben tam çözemedim. Evet, arada böyle ufak ufak nokta atıyor demek sistem. Yani hocam şey olabiliyor mu? Arkadaşlarınız birebir kendileri soru sorabiliyorlar mı? Yok, yazarak soruyorlar buradan. Ben hemen size, yani onların mikrofonunu ben şöyle bir kurcaladım, açamıyorum. Onlarda mikrofon açma özelliği yok burada. Yani yanlış anlamadıysam. Sadece çünkü konuşma yetkisini şeye, katılımcılara veriyor bilgi işlemdeki arkadaşlar. Hemen bakalım, staj için CV'yi elden ulaştırmamız daha mı iyi olur? Staj için yine bir ön görüşme yapılıyor mu şimdiden, teşekkür ederim demiş Zehra Hanım. Biz staj taleplerini hocam alıyoruz. 15 gün içerisinde tüm süreyle alan seçilen ayrıştırıyor otellere. 15 gün içerisinde ilgili arkadaşlarımıza dönüş sağlıyoruz. Bu dönüşünü yaparken iş programımıza da bağlı. Belki online, belki birebir mülakatla stajımızı gerçekleştireceğiz. İstanbul tarafı böyle ama Antalya tarafını Erkut Bey cevaplasın dilerseniz. Biz onunla ilgili Ümit Hocam'la bir daha öncesinde bir telefon görüşmesi yapmıştık. Ümit Hocam detayları biliyor. Burada ne kadar doğru olur anlatmak bilmiyorum ama Ümit Hocam'ın takdiri.
aynı şekilde CV olarak paylaşılır arkadaşlarımız ama Ümit Hocam'ın geçen seneden bizlere 3 haftalık gelip de alamadığımız arkadaşlarımız var. Eğer onların bu senede stajları varsa onlarla çalışmaktan tekrar mutluluk duyarız. Bunun haricinde stajı bitip de tekrar bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımız olacaktır tabii ki. O arkadaşlarımız da aynı şekilde CV'lerini gönderebilirler. Stajyer arkadaşlarımızın haricinde kadrolardaki boşluklara göre onlarla da değerlendirmiş sürecimiz ekstra gibi mi yapıyorsunuz? Çünkü bazı arkadaşlar şimdi burada da veya memleketlerinde bu pandemi sürecinde işletmelere gidip geliyorlar. Ekstra olanlar var, kadro olanlar var. Sizin bu yaz döneminde yoğunluğunuzun sezon olduğu dönemde istihdam etme şekliniz her iki şekilde de oluyor mu? Yoksa sadece sezonluk olarak mı alıyorsunuz? Hocam şöyle, stajyer zamanında alıyoruz. Eğer stajın bittikten sonra eğer otel yoğunluğumuz varsa dışarıdan ekstralarımızı alıyoruz. Yani tabii belli departmanlarda HK, F&B ve mutfağı. Çok nadir mutfağı oluyor. Bizim çalıştığımız firmalara stajyerler diyoruz ki bakın arkadaşlar bu firmayla çalışıyoruz. Siz isterseniz buluşturalım. Sigortalarınızı yaptırıyorlar. Yani bu lisede, üniversitede olur. Günlük sigortanı yapınca gelip tekrardan bizde ekstra olarak görev alabiliyorlar. Biz bunları buluşturuyoruz firmayla. Biz geçen sene biz bunu yaptık ama bu sene pandemi sebebiyle nasıl yoğunluğumuz olur, böyle bir talebimiz olur mu yaşayıp göreceğiz ama böyle bir uygulamamız var. Tamam. Peki buyurun Erkut Bey, bir şey söyleyeceksin sana. Antalya tarafında da dediğim gibi stajlar bittikten sonra kadrodaki boşluklara göre arkadaşları değerlendiriyoruz biz ekstra olarak değil de. Bizimki tabii ki Antalya bölgesinde 12 ay devam ediyor. Bodrum otelimizde bu imkanımız yok. 31-10 dediği zaman sezon bitti bir şey oluyor. Antalya'da kadroların müsaitliğine göre arkadaşlarımız da tekrar normal çalışan olarak devam etme şansımız olabiliyor bazen. Teşekkür ederiz. Şimdi Fatma Nur Hanım bir sorusu var. Titanic Otel'de bir ay işbaşı eğitimi yapan, pandemi sürecinden herkes gibi zorunlu ayrılmak zorunda kalan, dolayısıyla deneyim kazanamayarak mezun olanlara tekrar iş şansı tanır destek olur musunuz? Yoksa deneyimsiz eleman olarak veterinerimiz için iş alınma şansımız düşer mi demiş. Hocam ben burada aslında bir söz alayım. Çünkü biz birçok okulla aslında gidip görüşmeler yaptık. Fatih Bey de biliyor. Sizin okulunuza geldiğimiz zaman oradaki şey hava çok farklıydı. Hatta arkadaşlarımızın kendi yaptıkları yemeklerden ikram ettiler. Yani çoğu üniversitelerde mutfağı olan üniversite sayısı çok az. Oradaki arkadaşların birebir aslında işletmelerde değildi. Bu iş aslında sizlerin tarafından stajı aslında okullarda olup geliyorlar. Birçok arkadaşımız aslında bize deneyimli geliyor. Biz ne yapıyoruz? Deneyimi üzerine biraz daha kendi mutfaktaki arkadaşlarımız, diğer bölümdeki arkadaşlarımız üzerine koyarak yani eğitim alarak devam ediyorlar. Ama dediğim gibi birçok üniversiteye gittik. Sizin okulunuzun düzeni, sizin okulunuzun mutfağı, her bölüm pastanesi, işte sıcağı farklıydı. Bilmiyorum Fatih Bey aynı görüşte mi ama biz çok mutluluk duyduk. Bu süreç bittikten sonra tekrar işletmemiz olarak sizi tekrar ziyaret etmek isteriz. Oradaki şey biraz daha farklı oluyor aslında. Dediğim gibi sizin okulun öğrencileri bizim için değerli. Siz de telefonda görüştüğümüzü biliyorsunuz. Bizim için sayı olarak, Antalya bölgesi olarak bir sayımız yok. Arkadaşlarımız sadece istekli olmaları, bu işi istemeleri aslında bizim için çok önemli. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Burada Fatma Nur Hanım'ın son sorusunu da ben cevaplayayım. Orada iki tane, üç tane soru vardı. Bir tanesini cevaplayayım. Tamam. Tabii ki orada bir aylık bir eğitim ya da bir aylık bir deneyim kazandıktan sonra şimdi öğrencilerin şöyle bir psikolojisi var. Ya da ilk defa çalışıp ayrılanların. Ya pandemi girdi, ne kadar şanssızım ve ne kadar bahtsızım. Ya da tam okula ilk defa sıcak ve güzel bir ortam yakalamışken tekrar okul kapandı, uzaklaştık. Ya da hiçbir yerde imkanları yok. Her taraf kapalı ya da %50 faaliyetini sürdürüyor. Ben çok şanssızım ya da ne yapacağım bilmiyorum ve karamsarlık süreçleri var. Çok iyi anlıyoruz çünkü onları. Zaten bu kariyer turnesini yapmamın sebebi oydu. Yani biz yine sizlerleyiz.
düşündüğünüz kadar karamsar bir ortam yok. Her şey eskisine, eski rayına oturacak, eskisi gibi olacak. Hatta eskisinden daha da iyi olacak turizm. Bunu söyleyebiliriz. Sorunun cevabı da şu. Eğer siz bir işletmeye girdiyseniz, bir ay çalıştıysanız, tekrardan onun faaliyetini istenilen seviyeye getirdiyse işletme, zaten tekrar sizi alacak. Önceliği siz olacaksınızdır. Çünkü zaten siz eğer o nitelikleri taşıdıysanız, departman müdürünü, insan kaynakları yöneticisine geçtiyseniz, zaten siz doğru adaysınız ve işletmeye uygun bir adaysınız. O yüzden bir ay sonra işten çıkmanız olumsuz olarak değerlendirmeyin. Evet, günümüz şartlarında maalesef olumsuzluk durum var. Ama iş açılınca ilk önce size telefon gelecek olan kendi işletmenizden bir telefon alırsınız. Siz tekrardan işe davet ederler. Siz kaldığınız yere devam edersiniz. Farklı sektörlere başvuruya, farklı markalara başvuru da yapabilirsiniz. Ama nitelikleri daha sizden yüksek olan her zaman işletme olarak tercihidir. Aynı rakamla aynı maaşı alacaksa kendinizi onların yerine koyun. Tabii ki daha kıdemi yüksek olan, nitelikleri yüksek olan bir arkadaşın aynı maaş çalışması şirketin faydasına olur. O yüzden diğer arkadaş daha kabul görür. Ama siz de o sürede boş durmayın. O niteliklerinizi arttırmak için, yabancı dilinizi ya da iş bilginizi arttırmak için motivasyonunuzu düşürmeden kendinizi gelecek seneye hazırlayın. Bence bu sizin en büyük şey, avantajınız olur. Boş zamanı değerlendirmeniz. Evet. Peki ben bir şey sorayım. Gerçi burada Cumhur sormuş da, Cumhur Berkay arkadaşımız sormuş. Gastronomi mezunu olmanın, o şeyi de sorayım ben size. Mutfak departmanına alınmada bir artısı olacak mı sizce? Ya da eksikleri varsa nelerdir? Onları ben bir sorayım size peki. Erkut Bey, dilerseniz ben cevap vereyim. Gastronomi normalde kulağa şey gelir, sadece mutfak sanatları gelir aslında. Gastronomi sadece mutfak demek değil arkadaşlar. Tabii ki bunu yöneticinin nasıl algıladığıyla alakalı. Gittiğiniz görüşme yapacağız, yöneticinin bakış açısıyla alakalı. Bu bir CV gibi düşünün. Yani siz ben gastronomi mezunu dediğiniz zaman Erkut Bey'in bakış açısı farklı olabilir. Sizi aşçı olarak nitelendirebilir. Ben operasyonel olarak düşünüyorum. Yani bir F&B kökenli olabileceğinizi de işte bir operasyon içerisinde yer alabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden benimle görüşme yaptığınızda da ben farklı bir bakış açısıyla sizi karşılayabilirim. Bu gittiğiniz, görüşme yaptığınız yöneticinin yöneticiye değişir. O yüzden artısı eksine dediğiniz zaman artısı çok aslında. Eksisi de gideceğiniz yöneticinin bakış açısına göre değişir. Eksisi bu diyebilirim. Ama yoksa doğru bir bölüm. Biraz da kendinizi geliştirmeniz ve o bölümde de hangi alanda uzman olacağınızı sizin karar vermeniz lazım. Bence ben bir eksisini görmüyorum hocam. Yani Erkut Bey'in de belki söyleyeceği bir şey vardır ama artı çok yani. Peki yani sizin gözlemlediğiniz kadarıyla ustalarımızdan gelen dönükler doğrultusunda mezun olan öğrencilerimizin eksikleri, hani şu konularda kendinizi geliştirirseniz iyi olur. CV'lerinizde şu noktalardaki eğitimlerinizi eksik görüyoruz. Bu kişisel eğitim olabilir, mesleki eğitim olabilir, din eğitimi olabilir. Tespitleriniz varsa öğrencilerimiz de hani bu eğitim sürecine 4 yıl bitmeden bunu halletmeye çalışsınlar. CV'leri dolu bir şekilde gelmek için. Sadece tabii sizin için kurumunuz değil, genel anlamda turizm sektörünün beklentisi nasıl? Hangi özellikler olsun gastronomi bölümü mezunlarında? Hocam, öncelikle en büyük özellik şu, yabancı dil olmazsa olmaz. Yani yabancı dil bilmiyorsanız sadece arka tarafta işinizi yaparsanız ön tarafa çıkamazsınız. Ön taraf misafir demek. Yabancı mutlaka olacak. Gastronomide hangi alanda, hangi uzmanlık alanında ben ilerleyeceğim diye sorusunu sormanız lazım ve bunun için de artık okul sıralamdayken karar verip arka plan doldurmanız lazım. Arka plan ne demek? Atıyorum soğukçu olacaksanız, bak mutfak alanında bile ilerlerken bunun mutfak içerisinde bir departman daha var. Yani soğukta mı, sıcakta mı, işte pastane bölümünde mi ya da başka bir alanda mı ilerleyeceğiniz, bunun da karar vermeniz lazım. Ne zaman? İşte okul sıralamdayken. Bununla ilgili hocam çok dergiler var, makaleler var, işte workshoplar var. Bunlara katılmaları gerekiyor. Ya da atıyorum diyor ki işte ben alakartta uzman olacağım. Alakart üzerine çok ünlü şefler var. Şefleri online üzerinden takip edip onların yaptıklarını evde pratik yaparak çözebilir belki. Yani bir mülakata geldiğinde eğer sorun yoksa, ya mülakata bu gastronomi mezunu geldi, mutfakta, alakartta ilerlemek istiyor ve kendini bu işi geliştirdi. Nasıl iddia edecek aşçı başını? Aşçı başını şöyle iddia edecek. Ne yaptığını, ne okuduğunu, niçin okuduğunu, bu bölümü nasıl istediğini, uzun vadeli hayallerini anlatırken diyecek ki bak ben okulu bitirirken de benim yapmış olduğum alakartla ilgili workshoplarım benim bunlar. Diyecek ki bak ben workshopları yaparken yapmış olduğum benim tabak sunumlarım bunlar.
yani kendinize ait bir marka oluşturabilirsiniz daha okul sıralarında. İşte önüne geçersin. Ama siz şöyle geliyorsunuz hocam. Yani öğrencilerimiz bazıları. Siz demeyin bari. Bazıları diyoruz ki gastronomi bitirdiniz. Ne yapmak istiyorsun? Vallahi ne olsa yaparım. Şimdi bu çok tehlikeli bir sorun. O zaman bir hayalin bir hedefin yok demek algılıyoruz. Yani sen tamam yani sana bir görev versek yaparsın amen ama hedefi olan birinin koşmasıyla hedefi olmayan birinin koşması arasında fark vardır. Yani bize hayalleri olan hayalleri peşinden koşacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Hırslı, istekli, heyecanını bitirmeyen bir de şu en çok yakaladığımız ve bizi daha doğrusu kendilerine öğüt verdiğimiz işte iletişimi çok zayıf kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyor. Konuşurken karnından konuşma dediğimiz tabir var ya hocam. Karnından konuşuyor ya arkadaşım. Ayağın yere sallanmasan bugüne bugün üniversite mezunusun. Çok iyi bir üniversitede okudun. Çıktın şehir karşısına yöneticinin karşısına kendinden emin konuşman lazım. Ses tonun, diksiyonun çok düzgün olması lazım. Yani bunları da başarırsan hocam mutlaka ve mutlaka o mülakattan başarıyla geçer. Erkut Bey'in de burada tabii ki deneyimlerinden faydalanmak isteriz. Erkut Bey sizin görüşünüz, bakış açınız nedir? Fatih Bey. Erkut Bey. Yerde kaldım ben. Hocam önemli olan burada şu stajyer 4 yıl diyorsunuz ama aslında bu şekilde değil. Biz bile hala kendimizi çok değişik yerlerde görebiliyoruz. Çok değişik tecrübeler katabiliyoruz. 4 yılda bazı veya 4 dönem stajda bazı neyi öğrenebilirler? Neyi öğrenebilirlerse onlar için kar aslında. İşletmeler her biri işletmeye gittiklerindeki operasyonları çok farklı olacak. Fatih Bey'in de dediği gibi. Kendilerini nerede görmek istiyorlar? Arkadaşlar bunu aslında bilmeleri lazım. Bu alanda ilerlemeleri onlar için daha aslında tabii burada şey var. Yani bizim de üzerimize düşen şeyler var. Hani öğrencinin bir işte kafasına bir yıldız parlatmak ya da işte ustalarımızın aynı şekilde. Ben hep söylemiştim mesela Fatih Bey biliyor diğer arkadaşlar bilmediği için benim kafamda yıldızı patlatan Ünsal Usta olmuştur. Sizdeki Bakırköy'deki evet. Ünsal Yamaç olmuştur. Yani sektör hayatıma evet. Başka bir yön veren diyelim biz. Şimdi şeylerde anlatıyor, seminerlerde anlatıyor. Diyor ki ben de ya şey stajyerimi tokatlayarak profesör yapıyorum diyor mesela. Ondan sonra eskiden mutfak şeyi çok farklıydı. Şimdi biraz daha artık düzene girdi. Orada da bir usta şey ilişkisi devam ediyor ama eskiden dediğiniz gibi tokaklamak, kevgirle dalmak yani evet. yön veren birisi ama olması lazım diyorum hani. Yani. Bu şekilde yön pek iyi değil hocam. Evet. Şimdi bir soru daha var. Ben bunu sormadan da kapatmayayım. Vaktimiz doluyor. Biraz birkaç dakikamız kaldı ama. Estağfurullah. Buyurun. Şimdi tesisleri gördük. Güzel. O arada mail geldi bana da o yüzden ben oraya bakıyorum. Mailler geldi. Birkaç tane tesisleri gördük hocam. Çok güzel. Ama tabii bir de bu işin maddi boyutu var. Bazı işletmeler şöyle ki arkadaşlar ben sorunun cevabını biliyorum ama yine de sizden duysunlar. Şimdi işletmeler tabii çok güzel, harika vazgeçin ama bakıyorsunuz ya sen stajyersin deyip de hani ücret vermek istemiyor açıkçası. Ya da ne bileyim ya imkanlarımız çok güzel zaten böyle bir otelde staj yapmak senin için çok büyük bir şey deyip de yani biliyorsunuz maalesef bu tarz şeylere gidebiliyorlar. Öğrencilerden de şimdi böyle bir mail gelmiş. Hocam peki yani şartlar çok güzel, tesisler çok güzel ama ücret noktasında nasıl politikaları var diye sorarlar. Cevaplamak isterseniz tabii ki memnun oluruz biz de. Erkut Bey siz buyurun Antalya tarafını anlatın isterseniz. İstanbul'da ben söyleyeyim. Hocam bilmiyorum şey ama bölgesel farklılıklar tamam. Olabiliyor bazen. Biz arkadaşlarımızın asgari ücretin %60'ına kadar bir ücret ödemesi yapıyoruz. Burada bizim yanaklarımız var tabii ki. Her bildikleri bir yabancı dilden bir sınava tabi tutularak bir ücret ödemesi alabiliyorlar. Tabii ki hizmetle ilgili bir şey bekleyemiyoruz çünkü stajyerler. Bunun yanında neyimiz tamam, var? Şöyle mesleki onlar da devam ettiği için oradan da bir yanak ödemesi yapamıyoruz. Her bildik
ve yabancı dilden bir ücret ödemesi. Yanında da asgari ücretin %60'ı, brütünün %60'ı gibi yani bir ücret tıkalımız var. Tabii. Evet, yani şöyle bakarsak 2150 lira gibi bir aslında ücret yapıyor. Bu da stajyer bu işi yeni başlayıp da üzerine Fatih Bey'in dediği gibi ücret alıp almak yanına şey gibi aslında bir ödül gibi. Tabii ki çalıştığı yerlerde bir konaklamadır, işte yemektir, işte çamaşır yıkama gideri gibidir. Bunlar bir artısı gelince biraz daha hoş oluyor aslında. İstanbul'da tabii ki İstanbul'da bizim de şöyle %60'ı Erkut Bey'in dediği gibi %60'ı net ücretin, asgari net ücretin %60'ı 1636 liraya geliyor. Bunun içerisinde normalde 100 lira daha, normalde aslında asgari ücretin 1536 lira tekabül ediyor ama biz 100 lira daha fazla veriyoruz stajyerlere. Bizim de farkımız bu olsun dedik. Büyük meblağ mı 100 lira? Aslında değil ama grup şirketlerine baktığınız zaman 5000'i çalışan bir yer 100 liradan da vurduğunuz zaman bayağı büyük rakamlar çıkıyor. O yüzden biz stajyerlerimize küçük bir dokunuş yapmak istedik. O da normal %60'ın artı 100 lirası daha üzerine ilavesini yaptık. İstanbul bölgesinde de bu şekilde. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok farklı sorular gelmedi açıkçası. Bir soru şöyle farklı olarak geldi. Ben ikinci sınıf öğrencisiyim. Stajdan önce çalışan alıyor musunuz diye sormuşlar. Yani staj daha henüz yapmadı arkadaş. Part time diyor hocam. Part time oluyor değil mi? Tamam. Bu da kim sormuştu? Bulamadım şimdi. Şurada not almıştım. Evet. Fatma Staja başlamadan önce yaz dönemini değerlendirmekse evet. Aslında hocam. Daha önceki bahsettiğimiz de aslında o. Stajdan önce normal bir çalışan gibi alıp kendilerine tecrübe kazandıktan sonraki staj imkanları biraz daha arkadaşlar için aslında daha çok olanak. Stajdan sonra tabii ki farklı bir süreç. Katılıyorum Erkut Bey'e. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi Betül Can'ın bir sorusu var. Bu soruyu da artık kapatalım. Vaktimiz de doluyor. Her an kesilebilir de belki. Uzun mirazından sonra teşekkür ediyor ama yine de sormak isterim der. Benim ve diğer sizinle çalışmak isteyen arkadaşlarımın dini, dili, ırkı ne olursa olsun sizin otellerinizde gönül rahatlığıyla çalışabilir mi? Diye sormuş. Hocam tabii ki çalışabilir. Uluslararası bir markayız. Evet. Problem yok. Birazcık şeyde de var. Hani bizde kapalı öğrencilerimiz de var. Hani özellikle mutfak alanında hani tesettürünü açmak istemeyen öğrencilerimiz de olabiliyor tabii ki. Onlara da işte bazı işletmeler tabii ki hani biz üniformamız gereği hani başörtü mutfakta takamıyoruz diyenler olabildiği gibi bono takıyoruz diyenler olabiliyor. Bazı bono ile çalışıyoruz hocam isterdim. Bono ile çalışıyoruz. Ama benzer geçen sene bir biliyorsunuz bir şeyimiz oldu öğrenci arkadaşlarımızla. Biz onlara tabii ki mutfakta arka planda bone takarak aslında şey yaptık. Başörtüleri bazen çok kapalı olabiliyor. Arkadaşlarımızı ön tarafta show bölümüne çıkardığımız zaman farklı bir şey oluyor ama bone ile her tarafta arkadaşlarımız görev alabiliyor. Onlara ayrımcılık yapmak da istemiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Ama bone hem sağlık açısından hem de arkadaşlarımızın her yerde çalışabilmesi açısından bir aslında etken. Boneyle aslında her yerde çalışabilirler. Peki ben kendi üniversitem, fakültem adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerim adına tabii ki. Çok güzel bir sohbet oldu bizim için. Uzaktan da olsa. Geçtiğimiz yıllarda sizi burada ağırlamıştık. İnşallah yine güzel günlerde sizi burada ağırlamak istiyoruz. Bekliyorum için. Artı insan ustama hususen selamlarımı iletin lütfen. Selamlar. Peki. Kendinize çok iyi bakın. Tanıştığımız için de çok memnun oldum. Bayanlarla tanışmamıştım ben. İnşallah onlarla da yine diyalog halinde olacağız tabii ki. İnşallah. Arkadaşlarımıza bizlerden çok selamlar. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.